Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topal'la yemekteyiz de çok özel yemekleri ve yürekleri hoplatan rekabetiyle haftanın 3. günü başlıyor. Bugün tarzıyla dikkat çeken, yorumlarıyla beklentileri bir hayli yükselten iddialı yarışmacımız Özcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Özcan'cığım, vallahi başlar başlamaz yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardın. Hayırdır, bu kıyafet nedir? Ya bugün uzun yıllardır yaptığım Aikido kıyafetimle, Hakama'mla geldim. Çünkü onun felsefesinden yürüyerek masada rakiplerime cevap vereceğim. Ne felsefesi? Felsefesi, karşındaki rakibin saldırı enerjisini alarak ona tekrardan geri göndermek olacak. Tam da bugün ihtiyacın olan şey. Evet. Özcan'cığım, bunları detaylı konuşacağız ama kimlerle geldin? Kız kardeşim. Mihriban. Oğlum. Maşallah, boyum kadar oğlum varmış ya. Boyum kadar oğlum var. İsminiz? Deniz. Deniz, ne haber? İyidir, sizi sormalı efendim. Süperim Deniz'cim. Ve Mihriban. Merhabalar. Merhaba. Sizi yakından tanımak isteriz. Neler yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Sinema öğrencisiyim. Hedefin nedir? Görüntü yönetmeni olmak. Özcan'cığım, kaç yıllık evlisin? Kaç yıllık evliyim? 1996'dan beri evliyim. 93'ten beri beraberim. 2 tane çocuğum var. Mihribancığım, ağabeyim nasıl biri? İşte fena değil. Bazen baskın ama idare eder. Her zaman o haklı. Hep onu bof bof diyeceğim. Yok böyle bir şey. Evet. Yok böyle bir şey. Kesinlikle. Özcan, ilk günden beri dikkatler hep sendeydi. Nedir senin hikayen? Benim hikayem nedir? Ben yarışmaya kardeşim ve kızım sayesinde geldim. Aynen. Buradaki arkadaşlar benden korksun mu? Bence korksunlar. Bugün çok kötü geliyorum çünkü. Hazırım. Hep böyle dikkat çeken biri midir? Evet, aynen. Hep dikkat çeken bir adam. Gerçekten çok yüksek auraya sahip. Ortamda dikkat çekiyor. Ben de sizleri sevdim. Ele Gürbüz, sana bayıldım ben bugün. Hadi bize bugünle ilgili ipuçları ver. Neler planlıyorsun bugün için? Bugün güzel tatlar bırakacağım onlara. Onlar bana büyük ihtimalle menümün basit olduğunu söyleyecekler ama eğer menünün arkasındaki background'u düşünerek oradaki pişirme tekniklerini kullandığımda, içindeki harmanladığım sebze, et, marinaları bir araya getirdiğimizde bu menünün o kadar da basit olmadığını idrak etmiş olmalarını bekliyorum. Aralarında bunları anlayacak birileri var mı sence? Aralarında ben de anlayacak olan yok. Yemeklerini çok merak ediyorum gerçekten. Bence nefis olacak. O zaman bize menünü say bakalım. Bugün menüde ne var? Portakallı havuç çorbam var. Arkasından ara sıcağım olarak kuzu içli çardak kebabı. Bu aslında bir börek ama Türk mutfağında yerleşik adı çardak kebabı olarak geçiyor ama bir ara sıcak. Ya şimdi buna ana yemek falan demesinler. Anlamayanlar ve araştırmayanlar bana ana yemek diye saldıracak. Ben bunu bekliyorum. Peki arkasından? Arkasındansa Fransız usulü Gravy soslu bonfile sarma. Yine onların araştırdıkları klasik bonfile sarma olacak ki bu benim yapacağım bonfile sarmadan çok uzak kalacak. Yine masada onları ters köşeye yatırmış olacak. Bugün sürprizli geçecek anlaşılan. Hemen arkasından masalara ve bir de tabağımda, bunu da söylemeyi unutmuştum, ajvar var. Ajvar eşliğinde ve gravy sosu etin üzerinde değil yanında sunum olarak vermeyi düşünüyorum. Ki ağızlarda inanılmaz bir tat vereceğini biliyorum. Bunun yanı sıra salata olarak ağızlarda pelesenk olmuş. Mevsim salatası demeyeceğim tabii ki. Brokoli ve kırmızı lahana salatasıyla geliyorum. Vay! Orada bunun hemen sonunda da kuskus sebzelerle renklendirilmiş güzel bir kuskus yemeği sunacağım. Bunların hepsi bonfile sarmanın yanında olacak değil mi? Evet, peşi sıra gelecek bunlar. Evet. Ve son olarak da tatlımız, masada herkesi büyüleyip uyutacağım, incir uyutması yapacağım. Bravo! Vallahi yemeklerin de senin gibi renkli. Evet, sofraya renk. Masamda pastel tonları kullandım. Çünkü yemeklerimin renginin çok canlı kalacağına inanıyorum. Vay vay vay. Yalnız dikkat et, ortam karışık. Dün olanları biliyorsun. Evet. Özellikle Özgül isyan bayrağını açtı. Evet. Altı dolu eleştirilerin hepsini olgunlukla karşılayabileceğim. Ama asparagasla, manipülasyonla ve trollerle geldiklerinde onların hepsinin gemilerini batıracağım. Bugün neler olacak gerçekten çok merak ediyorum. Bugün bizi izleyecek izleyicilerin bütün işlerini ertelemelerini istiyorum. Bugün bizi seyretsinler. Bugün masa karışacak. Ben hazırım. Beni tuş etmeye gelecek olanların hepsi bugün masada tuş olacak. O zaman markete gidelim mi? Markete gidelim. Markete de hakamayla mı geleceksin? Markete hakamayla gideceğim. Bana iyi bir aura ve enerji verdiğini düşünüyorum bugün. O zaman Özcan'a şans dileyin çünkü biz markete gidiyoruz. Hadi bakalım, İnşallah. Hazırız. Hadi görüşürüz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben kaçıyorum, hadi Gürbüz gidiyorum. Koş Özcan'cığım, koş. Koşuyorum, uçuyorum hatta bugün. Menüyü baştan aşağı vasat buldum. Hiç Özcan Bey'den beklediğim bir menü değil. O kadar kendini övdü ki ben açıkçası bugün biraz korkarak geldim. Ama bu menüyü görünce oh dedim, bir rahatladım. Özcan Bey gerçekten insanların bir restoranı olduğu için bir soru işareti kafamda benim de uyandırmıştı. Ama bu menüyle, bu çizgiyle kesinlikle bana rakip. Et, sebze bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bir peynir yok, bir ıspanak yok. Geçişler inanılmaz, birbirini tamamlayacak şeyler yok. Tatlı deseniz aynı şekilde bu kadar basit bir tatlı yapılamazdı. Menüyle ilgili inanın yorumum yerlerde. Yani restoranın reklamını yapıyordu ya, şov yapıyordu. Ya ne kadar, şu anda yerlerde. Bence hiç çıkmasın, televizyondan uzak kalsın. Gel bakalım Özcan'cığım. Neyle başlıyoruz? Domatesle başlıyorum. Ya hem sporla ilgileniyorsun hem restoranın var. Evet. Bu kadar enerjiyi ve zamanı nasıl buluyorsun? Yaşlanmak istemiyorum belki. Kaç yaşındasın sorma sahip? 40 var mısın? 52 yaşına gidiyorum. Oo, aynı yaştayız. Merhaba beyefendi. Merhabalar abicim, nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. İsminiz? Özcan. Özcan, benim Ahmet, memnun oldum. Çok Özcan memnun Bey. Oldum Ahmet abicim, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler abi. Teşekkür ediyorum. Herhalde karatecisiniz. Aikido diyelim, karate değil de daha çok Aikido yapıyorum. İkisi de diyorsun, aynı diyorsun. Bana birkaç tane savunma hareketlerini göstereyim mi? Akşam burada iç çıkışında saldırıyorlar. Abi yani. Hemen göstereyim sana. Mesela şuradan aldım. Şu şekilde abi aldım seni aşağı. İşte. Ama göster dedim ben. Ne yapabilirim? Abi ben daha ilerisine gitmedim. Özcan'cığım süreni durdurdum. Gel sen de şöyle yanımıza. Ahmet abicim iyi misin? Ya kolumu incitti. Gerçekten mi? Ama bunu gerçek yapabilirim. Ahmet abicim Özcan yıllarca Aikido yapmış. Sana gerçekten birkaç hareket göstermesini ister misin? Ya ama normal benim... Benim üzerinde denemesin. Niye ya? Korktun mu? Bir tarafım ince, kolunu zaten tuttum o. Çok basit yapacağım. Acıtmayacağım. Acımayacak hiç, anlamayacaksın. Tamam. Yavaş, yavaş abi. Tamam. Yani mesela şuradan, şu iki tarak kemiğinin arasındaki, şu sınıra bastığın zaman tık dedin mi gidiyor abi. Yani aynen. Bu taktiği iyi oldu, artık bundan sonra bu... Özcan'cığım bize tekme ya da tokat atmaya çalışan birine karşı kendimizi nasıl savunabiliriz? Yani mesela yumruk atıyor Ahmet abi. Hafif bir yumrukla gel Ahmet abi. Mesela Ahmet abi geliyor. Ahmet abi aldım attım buraya. Boşa düşürdüm. Ahmet abi boşta şu anda. Süpersiniz. Ahmet abicim Özcan'a yardım etmeyi düşünüyor musun hala? Tabii tabii, ne demek. Ahmet abicim çok teşekkür ediyorum. Özcan Bey söyleyin siz de meyvede ne var? Ahmet abinin yardımıyla sebzelerini alıyor hemen yarışmacımız. 3 tane patlıcanımı at. Merhaba ablacığım, ne kadar güzelsiniz. Eteğin adı ne? Bu bir etek değil, bu bir Aikido pantolonu. Adı Hakama. Hakama. Hakama deniyor, evet. Aikido dans gibi bir spordur aynı zamanda. Evet. Onun için daha esnek ve daha ritmik olarak şöyle hareketleri yapabilmemiz için evet geniş. Pantolondan yapamıyor musun? Hangi hareket? Yapamazsın tabii ki. Niye böyle yapılıyor? Yapamazsın tabii ki. Portakallarım hazır değil mi abi? Kırmızı biberlerini de arabasına atıyor hemen yarışmacımız. Bakıyorum bu Aikido felsefesi sizi bayağı yakınlaştırmış gençler. Aikido'nun felsefesi dedik. Ahmet abiye sevgilerimizi sunduk. Sebze alışverişini tamamlayan yarışmacımız hemen yağını atıyor arabasına. 2 gündür yarışmacıların performansını nasıl buluyorsun? Yani gerçekten kötüler. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Gerçekten kötü olduğu için olayı kötü diye adlandırıyorum. Ya bir politik davranış içerisinde notlamıyorum. Gerçekten kötü. Tuzunu ve sütünü de alan yarışmacımız baharatlarını da arabasına atıp soluğu kasap reyonunda alıyor. Merhabalar. Yardımcı olabilir misiniz? Zamana oynuyoruz. Son dakika golü yemeyelim. Hüseyin ustamız da şapkasız asla çıkmaz. Tarzdır kendisi. Ama şapkasız çıkmam abi tarzıyla bütünleşmiş. Dövülmemiş şekilde 6 dilim, tamam. Hatta 8 olsun bonfile istiyorum. Bonfile. Yarım kilo kuzu kuşbaşı minik dilimlenmiş böreklik. Tamam. 2 adet tavuk budu. Tavuk, tamam. 2 adet göğüs. Bonfile şeklinde bir kemiği varsa çıkartırsın. Hazırlıyorum. Teşekkür ediyorum. Yufkasını ve tereyağını da alan yarışmacımız içeceklerini de alıyor hemen. Masalarda kimsenin ekmek yememesine ne diyorsun? Masalarda insanlar aslında beyaz ekmek gerçekten gluten oranı çok yüksek olduğu için bence yenmesi de çok doğru değil. Peki sen ekmek alacak mısın? Ekmek alacağım tabii ki de. Ekmeğini ve etlerini alan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Unuttuğun bir şey var mı üstad? Hayır. Emin misin? Her şeyi tekrardan check ediyorum. Tel şehriyem kaldı. Tel şehriye almam lazım. Eyvah! Tel şehriye! Koş Özcan'cığım, koş! Tel şehriye nerede? Tel şehriye. Kuskusum için tel şehriyem lazım. Nevin ablanın yardımıyla tel şehriyesini alan yarışmacımız hızla kasaya geri dönüyor. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Özgürcüğüm ne kadar borcun? Toplam 1435. Buyur canım. Teşekkür ederim. Ucu ucuna yetti sayılar herhalde. Hadi gidelim mi artık üstad? Gürbüz hadi acele etmemiz lazım. Gürbüz. Evet. Koş. Hadi Gürbüz bugün hızıma yetişemiyorsan akıl tutulması yaşıyorum. Çok acele etmemiz lazım. Ne hadi oğlum alışveriş hazır. Siz Gürbüz'le bunları yerleştirin ben hemen geliyorum. Tamam. Özcan Bey kendine o kadar donanımlı gösterdi bize, o kadar güzel konuşarak bizi kendine empoze etti ki şu an bu menüyü gördükten sonra Özcan Bey'in patlayacağını düşünüyorum. Denizciğim ellerine sağlık, beraberce hallettik. Sakal seviyorsun galiba. Ne kadardır uzatıyorsun? 8 ay oldu uzatalım. Ne yaptınız, hallettiniz mi? Hallettik. Hazır mıyız? Hazırız. Heyecan var mı? Yok. Çok rahatım. Özcan'cığım sinema okuyan çok tatlı bir oğlum var. Kendisiyle ilgili hayalin, isteğin nedir? Ben değil o ne istiyor. Benim isteklerim önemli değil. Görüntü yönetmeni olmak istiyor, su altı kameramanı olmak istiyor. Artık hayat onu nereye iterse. Bu arada baban markette birkaç Aikido hareketi gösterdi. Şimdi hazır ikiniz de buradayken sizden bir şey isteyeceğim. Tabii. Biliyorsunuz savunma kadınlar için de çok önemli. Saldırı ya da benzer durumlar için hanımlara özel birkaç hareket gösterebilir misin? Tabii ki. Evet. Diyelim yolda yürüyor. Bir bayanı bileğinden bir... Diğer eliyle alalım. Mesela tuttu. Çok hafif. Yüzüne doğru aynaya bakar gibi bakıyor. Şuradan serçe parmağıyla işaret parmağı arasına alıyor. Hemen mesela. Çok basit. Süper hareketmiş. Peki diyelim çantasını almaya çalışan birine karşı ne yapabilirler? Mesela yani saldırdı elinde çantaya doğru hamle yaptı. Mesela çantaya doğru hamle yaptığını düşünüyoruz. Mesela yine burada direkt şu hareket. Bakın dört parmağını tuttum. Gerçekten çok şiddetlidir. Aslında hiçbir kuvvet uygulamıyorum. Gerçek acı çekiyor şu anda. Şu harekette gerçektir yani. Çünkü eklemlere yapılan hareketler bunlar. Mesela biri karşıdan yumruk atıyor. Engelledi. Alıyor. Çok basit. Tabii bizim eklemlerimiz şu anda sıcak değil. Vallahi markette Ahmet abiyi bile şoka soktum. Adamcağız senden korktu resmen. Bence kadınlarımızın bilhassa kendini koruma tekniklerini öğrenmeleri gerekli. Baba oğul kaç yıldır Aikido yapıyorsunuz? Biz yaklaşık 4 sene. Boks da yapıyorsunuz değil mi? Boks da yapıyoruz. Felsefeleri farklı ama savunma açısından çok etkili tabii. Beraber bazen model çalışıyoruz. Model derken nasıl yani? Nasıl? Mesela model çalışıyoruz. İşte diyelim... Tamam bana sol direk sağ direk attın. Sol direk sağ direk attın diyor bana. Sol direk attım, sağ direk attım. Mesela... Kroşe attım, kapattı. Kroşe attım, kapattı. Tekrar sağ attım, kapattı. Karşılıklı springler yapıyoruz. Baba oğul çok keyifli. Gerçekten keyifli. Birbirinize zarar vermiyorsunuz değil mi gençler? Hayır. Tabii ki. Hayır. Bazen böyle adrenalin olsa da bana vermediği harçlıkları çıkartıyorum onda. Nasıl ya? Harçlık vermiyor musun çocuğa? Beni sömürüyor. Beni değil annesini, halasını, babaannesini, ablasını, bilimum aileyi. Babası sen de yani. Gencecik çocuk olacak o kadar. Biz de ileride ondan bize yatırım bekliyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Denizciğim hayırlı bir evlad olur eminim. Biz artık yarışmaya başlayalım mı? Biz yarışmaya başlayalım. Denizciğim bol şans diliyorum. Baba. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Deniz'e bize eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Hazır mısın Özcan'cığım? Başlayalım. Önce ellerimizi yıkayalım. Sonra eldivenlerimizi giyelim. O zaman 3, 2, 1 ve başladık. Neyle başlıyoruz? Önce fırınımı ısıtmakla başlayacağım. Önce eldivenlerimizi giyiyoruz. Eldivenlerini takan yarışmacımız hemen fırına el atıyor. Bunu önce ajvarım için ayarlayacağım. Ajvar sos... Ajvar tam olarak nedir Mihriban? Bir Balkan sosu. Türkiye'de genellikle kahvaltı sosu olarak kullanılmış olsa da Aslında amacı etlerin yanına bir sostur. Hemen bunu aldım. Bunları da aldım. Komplesini çıkartalım. Ajvar sos için üzerine bıçakla kesikler atılan kırmızı biber ve patlıcanlar fırında közlenmeye bırakılıyor. Sırada ne var? Sırada incirlerimi önce ıslatacağım. İncirler olana kadar dursaydın bari. Merhabalar efendim, merhaba, hoş geldiniz. Can, nasılsınız? Hoş, çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen ne kadar nasılsın? Güzelsiniz yine. Çok teşekkür, sana bunlar. Çok kabul edersen naçizane içimden geldi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tanıdık geldi mi peki? Evet, tanıdık geldi. Aa dur, bu da senin Gürbüz. Gürbüzcüğüm. Kısmetine buymuş. Kısmetine mum geldi. Hemen kısmetimi alayım ben Zuhal Hanım. Ay hemen al. Yok ya, şurada buldum, senin mi? Benim. Ha tamam. Ben de şey yapayım. Ben de... Ay bak o Gürbüz'e ver onu. O Gürbüz'e gitmek istiyor zaten. O Gürbüz'e gitmek istiyor böyle. Ona Gürbüz'e doğru komplesini yolluyorum. Gürbüz'e doğru. Çiçeğini de ver. Çiçeğimizi de verdi. Kolay gelsin sevgili Özcan. Günlerden çarşamba yarışmacılardan Özcan. Evet. Nasılsın? Sağ olun. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür. Yeni başladın herhalde. Evet. Şimdi kolaylıklar diliyorum canlı gönülden. Sen devam et lütfen. Hiç ben devam edeceğim. Ondan önce eşimin yaptığı bir Karpatka tatlısı var. Size ikram edeyim. Ne tatlısı? Karpatka. Karpatka? Evet. Aa nereden? Hemen getiriyorum. Aa Balkanlardan gelen. Polonya tatlısı Karpatka. Ne Polonya? Bu bir Polonya tatlısı. Aa, İstanbul'da da bir iki mekan dışında yapılıyor. Aa, çok biz geceden hazırladığımız için. Ya niye zahmet et? Süresini durdurdunuz. Şu an süren akmıyor. Ay çok teşekkür ederim. Eşinin adı ne? Songül. Songül'cüğüm teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ben bunu götürürüm arkadaşlarla. Sen hiçbir şey... Ne arıyorsun? Merve Hanımcığım bir şey arıyorum. Bir hediyem vardı. Özcan'cığım ne arıyorsun? Yardımcı olayım. Zuhal Hanım'a küçük bir hediyem vardı. Ya Karpat'ı almışım ben buradan. Neden gel ya? Boşver hediyeyi. Vallahi mahcup ediyorsun sevgili Özcan. Aa sevgili Özcan yine bir tarz. Sağ olun. Vallahi bıçkın delikanlı be. Kim kaldı be? Zuhal Hanım tarz demişken alışverişe Hakama'yla gittik. Neyle? Hakama'yla. Hakama kim? Hakama Aikido kıyafeti Zuhal Hanım. Özcan yıllardır Aikido yapıyormuş. Ya. Evet. Aikido mu yapıyorsun? Aikido yaptım uzun zaman. Evet, aynı. Bir dans eşliğinde Aikido yapmayı seviyorum. Aikido güzeldir. Evet, uzun yıllar tango yaptım. Tango Aikido yaptım. Boks yaptım. Tango bir şey göster bakayım hocam. Ama ellerim. Tamam, ellerini dokunmadan. Ellerimizi dokunmadan. Zaten tango enerji benim göğüs enerjimi takip etmeniz lazım. Biliyorsunuz. Direkt oraya bakacaksınız. Ben yürüdükçe normalde. Yok yok, sen yemeğine bak şey oldu. Üstüme gelince şey yapmayalım. Ve size nacizane bugünün anısına küçük çok teşekkür ediyorum. Ya Özcan mahcup ettin, tatlılar, hediyeler. Aa, sen makinesi herhalde. Şeklinden anladığım kadarıyla. Her zaman daha iyisine layıksınız. Vallahi çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Vallahi düşünmeniz yeter. Böyle bir şeye hiç gerek yoktu. Vallahi mahcup ediyorsunuz. Ben sadece günün bir hatırası olarak bırakmak istiyorum. Ya sevgili Özcan'cığım ne gerek var? Aa ne kadar zarif. Evet, el boyaması. Kim yaptı bunu ya acaba? Bu bir Fransa'nın bir ürünü. Marka vermek istemiyorum. Tamamen el boyamasıyla yapılmış. Altın vermiyeli. Porselen. Oo, ne diyorsun? Evet. Hey bir dakika Gürbüz girmez. Polonya'dan tatlı, Fransa'dan hediye. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. İyi günlerinizde baktıkça bizi hatırlayın. Çok teşekkür. Kesene bereket. Sağ olun. Buradan Fransız sanatçılara da teşekkür ederim. Ne teşekkür edeceğim ya yani Özcan'ım teşekkür ederim. Kolay gelsin ve süren an itibariyle tekrar başladı. Teşekkür ediyorum. Bu keçim dur bir saniye bu altın maltın dedi adam. Altın sen bıraktıktan koy niye hala peşimden geliyorsun? Beni bırak. Bekliyorum. Yemine bak. Başladı mı süremiz? Başladı süremiz diyorsunuz. Buket. Hemen. Kız gel altınlı mı altınlı bir şey geldi. Altın varaklı. Al. Kıymetli. Aa. Evet günlerden çarşamba haftayı yarıladık bile. Sanki daha dün gibi konuşuyorduk. Sevgili Gürbüz bu hafta kimler yarışıyordu? Dün değil zaten evvelsi gün konuşuyorduk. Çok vakit geçmemiş aslında. Evet 50.000 TL için bugün Özcan mutfakta ve hemen Özcan'ın ben menüsüne bakmak istiyorum. Zira ve hiç portakallı havuç çorbası. Oo. Kuzu içli çardak kebabı. Çocuklar yanlış yazmışsınız. Bunu ara yemeği yazmışsınız. Bu ana yemek. Hayır. Bu kebap değil. Bu normalde adı kebap diye geçiyor ama yufka ile yapılmış bir muska böreği. Kuzu içli. Ve ara sıcak olan. Evet. Bu bir börek ama Türk mutfağındaki adı çardak kebabı olarak geçiyor. Anladım. Ve ara sıcak. Ha tamam, ara sıcak. Evet, burada ters köşe yapacağım. Burada ters köşe yapacağım arkadaşları. Bana da oldu valla ters köşe. Ben arkadaşları ters köşe yapmak istiyorum. Bu köşe ters köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Evet ve gravy soslu Fransız usulü bonfile sarma. Ana yemek olsa gerek. Evet. Ajvar eşliğinde sebzeli kuskus. Kuskus. Mor lahanalı brokoli salatası ve incir uyutması. Ya kimi uyutuyorsun sen Özcan? Evet, gerçekten inciri nasıl uyutacağımızı düşünüyoruz bugün. İncirler uyur da yarışma uyur mu? Uyumaz. Yarışmacılar uyur mu? Yarışmacılar bunu yer mi? Diyecekler ki ne kolay bir tatlı, almış incir ıslamış. Peki, işte bilmem içine kremayı mı ne koymuşsa koymuş. Evet. Derler de derler. Ay neler diyorlar be Özcan. Ama diyorlar, ama onun yapım ve uyutma aşamasını es geçiyorlar sanırım. Bunu uyutmak için yaklaşık 3 saat gibi bir zamana ihtiyaç var. Mem uykusu var incirde tabii. Evet, maya uykusu var ve bunu... Olmaz, melatonin salgılayacak, uyuyacak o incir. İncirler uyumaya başladı bile Zuhal Hanım. Siz uyuyun. İncirler uyuyor. Çocuklar. İncirleri yumuşaması için öncelikle koyduk. İncir, bize tatlı olsun incir. He, bunlar uyuyacak da. Sen de 50.000 TL alacaksın inşallah. İnşallah. Ne yapacaksın parayı kazanırsan Özcan? Hiç düşünmedim gerçekten. Valla? Vallahi düşünmedim. Niye düşünsün ki Zuhal Hanım? Moda evi var, restoranı var. Moda evi var, restoranı var. Evi de 50.000 TL'si olsa fena mı olur? Vallahi hiç fena olmaz tabii Zuhal Hanım. Az mı yani 50.000 TL? Gürbüz kuşağında verilmiş en büyük para yok. Evet, Allah az Allah olduğunu söylemedim ama ne yapacağımı düşünmediğimi söyledim. Yani sen zaten daha düşünmeden hop diye uçar gider o para. Ne olduğunu anlamazsın. Katılıyorum zaten. Sen bir kazanmaya gör. Bak eş, dost, akraba, hatta hiç akraban olmayanlar, hiç tanımadığın arkadaşların birden üreyebilir, türeyebilirler. Yok, yancım var benim Deniz. Aa, yancı. Yancım oğlum var, bekliyor. Ah! Tabii direkt. Kaç yaşında oğlun? 22 yaşında. Maşallah, ne yapıyor? Senin işinde mi? Hayır, o sinemacılık okuyor, radyo televizyon. Okuyor, sinema televizyon, radyo televizyon, çok güzel. Az önce buradaydı Zuhal Hanım. O da babası gibi boks ve Aikido yapıyor. Aa, babasının oğlu. Tek çocuk mu Özcan? İki çocuğum var. Öbürü kız mı erkek mi? Öbürü kız. Ay ne güzel, bir kız bir erkek, ideal. Evet, evet. O kaç yaşında tatlış? O 30 yaşında. Tatlış dedim ama bana da yakınmış. Ama minnoş. Hepi topu 5 yaş küçükmüş benden. Ama çok minnoş. Görseniz minnoş. 18 yaşında. Evet, bugün bu aramızda olacaktı ama dün akşam iş randevularından dolayı aramıza katılamadı kendisi. Hadi bakalım. Minnoş kızına da buradan sevgili aile öpücükler. Özcan'ı biliyoruz. Restoran işletmecisi, tarz bir insan, moda tasarımcısı. Efendime söyleyeyim. Onun dışında Özcan'ın hayatı nasıl geçiyor? Neler var hayatında sevgili Özcan? Hayatımda neler var? Genelde bir günümün periyodunda sabah kalktıktan sonra çok dünya tatlısı bir Amerikan Stafford'ım var. Haa, köpücük var. Köpücük var. Çok seviyorum. Onunla sabahları ilgilenmeyi tercih ediyorum. Aa, Gürbüz'ün de kuşu var. Öyle Caku mi? Papağanı. O sabahları kalkar, kuşunla konuşur önce. Sürekli ötüyor Zuhal Hanım. Çok konuşuyor. Caku papağanları öyledir. Jako mu var? Susma. Evet. Aa, gri jako. 50.000 TL vermiş ya. Ben de 2 tane kaçırdılar atölyede çalışma arkadaşlarımız. Sağ olsunlar, ciddi söylüyorum. Kaçtı mı kuşlar? 7 ay arayla 2 tane jakomu kaçırdılar. Ay yazık. Ay çok üzülmüşsündür. Evet, gerçekten. Ya var ya, otur sohbet et. O kadar güzel konuşuyorlar ki, en çok konuşanlardan. Evet. O da aldı işte. Fakat hayvan sustu. Sustu mu? Tabii. Gürbüz çok konuştuğu için susmuştur belki de. Salata için doğranan mor lahanalar limon suyu ve üzerine serpilen tuzla iyice ovuluyor. Şey neydi, 6 puan vermiştin dün? Evet, 6 puan vermiştim. Çok güzel bir puandı o. Ya. Tamamdır. Sana da kesin 8'ler 9'lar gelir. İlk gün 4, ikinci gün 6. Gerçi dün 6 normaldi ya. 6 normaldi gerçekten. Normaldi, doğru söylüyorsun. Zira çok büyük hatalar var. Çorba kesmiş. Evet. İçli köftenin bulguru yanlış. Evet. Sarmalar tatlı hiç olmamıştı. Tatlı yoktu zaten. Tatlı yoktu. Tuz yoktu ana yemekte. Tuz yoktu. Yemek lezzetliydi. Tuzunu ekleyince yemeğin lezzetli olduğunu düşündüm. Ama tuzsuz olmaz ki yani. Tuzlu biz eklemek zorunda da değiliz. Tamam, tolere edilebilir, ben de söyledim. Ama yani sonuçta yemeğin tuzu olmadan o da mesela bir şey. Ama onu ben kendi dün sofradan en azından doyarak kalktığım için. Sen doyarak kalktın, Özgül ağlayarak kalktı. Ne oldu sonra, iyi miydi? Tölöre ettim, etimi alacağım. Sen işine bak. Niye ağladı ya o kadar? Can'ın kendisine söylediği söze çok alınmış Zuhal Hanım. Çok da ağır bir şey söylemedi Can. Can Bey bugün dün yaptıkları yanlış ve hakaretlerden dolayı algıyla ilgili problemlerinden dolayı, kendi problemlerinden dolayı bana algı kapanması var dedi. Algısının kimin kapalı olup olmadığı ile ilgili hatalara düştüğünün farkındadır. Benden özür dilerse kesinlikle kabul etmeyeceğim. Çünkü yapılan bazı yanlışların geri dönüşü yoktur. Telafisi edilemeyecek sözlerin geri dönüşü yoktur. Aa, ne yapıyorsun? Eti dövüyorum. Evet, eti dövüyorum. Kübra etin dövülmesiyle ilgili bir takıntısı olduğunu yarışmada analiz etti. Şunu versene bana, canım çekti. Bu ara nedense böyle bir ver. Buyurunuz efendim. Sonra sana tekrar vereceğim. Nasıl? Gürbüz. Gürbüze mi? Sanki gürbüze gibi. Sanki oldu bunlar. Sanki gürbüze. Ah. Gürbüz. Gürbüz. Vallahi stres attım. Vallahi çoğu yarışmacı etini kasaba dövdürüyor Zuhal Hanım. Sonra da kasabın azizliğine uğradım diye laf ediyorlar. Olmaz, kendisini dövmesi lazım. Kızım, bu kadarcını da yapın ya. Bak şu kadar işte, ne var? 5 dakika sürecek, sürmeyecek. Her şeyi hazır alıyorlar. Bu bonfile sarma, gravy soslu evde. Zuhal Hanım, bu arada fark ettiyseniz bugün ikramlık tatlıdan yemedim. Çünkü size özel yapılmış. Aa, vereyim tadın. Da doğa bakın. Alın. Bana bir parça ayırırsınız çocuklar. Tabii ki Zuhal Hanım. Veriyorum, ekibim de tatsın. Tabii ki. Afiyet şeker olsun Gürbüz'e. Bu arada bakın ne güzel vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz. Bir de 50.000 TL veriyoruz. Daha ne yapalım yahu? Gelin villamızda yarıştıralım ya da biz sizin şehrinize gelelim. Bunun için yapmanız gerekenleri hemen tekrar bir hatırlatayım. Görevimi yerine getireyim efendim. Sunuculuk olarak icra ettiğim bu meslekte bir borç bilirim efendim, başvuru adreslerini hatırlatmayı. TV8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesabı emrinize. Amade diyorum. Kaç dakikası geçmişti Gürbüz? Şu an tam 19 dakikası geçti Zuhal Hanım. Aa, başındasın. Yolun başındasın. Daha çok yolun başındayız. 55 nedir ki be? Daha evet, yolun başındasın. Evet. Gençsin daha yahu. Sen cebinden çıkartırsın be. Evet, ben yarışmacıları, benim soframda olan yarışmacıları cebimden çıkartacağımı düşünüyorum. Yalnız Can seni bir başka sevmiş. Can, ben de Can'ı çok sevdim. Ay, buram böyle elektriğiniz, enerjiniz bana bile yansıdı. Evet. Ay, bugün kılık kıyafetine de dikkat et, eleştirecek. Ev sahibisin diyecek, moda tasarımcısısın diyecek. Evet. Bilmem ne diyecek, senden özel bir kostüm bekliyoruz artık. Ondan da yeni bir şapka. Sana özel bir şapka ne takacak acaba gelecek? Çok merak ediyorum. Tabii, ben de ona özel bir şapka da hediye edebilirim, masada şok olacağı. Aa, öyle mi? Evet. Herkes şapkasını çıkaracak, önüne koyacak. Hanımlar, beyler, bir değerlendirecek. Kendi gününde onu ben de şok edeceğim şapkamla. Gerçekten mi? Evet. Sen de mi şapkalı geleceksin? Ben şapkamla dedim. Eğlenceli bir hafta. Kendim takıp takmayacağım hakkında yorum yapmak istemiyorum. Gürbüz'e de takar mısın şapkanı? Gürbüz'e tabii ki takarım. Heh, lütfen. Gürbüz takmak isterse, Gürbüz için de... Fötür güzel gider ona. O güzel kafasına. Yumurta gibi kafası var. Evet. Alakok. Ben gidiyorum. Var mı bir isteğin? Canınızın sağlığı. Teşekkür ederim. Ben hediyelerim için. Lütfen. Ne demek efendim? Estağfurullah. Estağfurullah efendim. Zorlamayın, istifra edelim. Estağfurullah efendim. Sana bol şans diliyorum. Bugün de gönlüm senden yana sevgili Özcan. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Vallahi başaracağım. Ne olur tadına falan bak yemeklerin, olur mu? Tamam. Lütfen. Burada çünkü heyecan var. Tamam. Heyecanı gümbürtüye gitmesin yemeklerin. Bugün gönlüm senden yana. Çok teşekkür ediyorum. Ben gitmiyorum. Şöyle geçiyorum. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ya üstadım, bu portakallı havuç çorbası çok bilinen bir lezzet değil. Öyle değil mi? Yani kültürle alakalı. Bu yapılan bilinen bir çorba. Çok da Türk sofralarından biliyorsunuz böyle portakal bizim sofralarımıza birazcık daha uzak bir kültür olmasına rağmen belli sofralarda yer aldığını düşünüyorum. Peki bu nerenin çorbası? Yani bu çorba olarak bir ülkeye ait olduğunu sanmıyorum. Yani insanlar çok köküne bakmadım çorbanın. Daha çok tarifine bir baktım. Ama bilinen, yapılan bir çorba değil mi? Tabii. Yani kendi icadım olan bir çorba değil. Çorba için kabukları soyulan havuçlar küçük küçük doğranıyor. Modadan restoran işletmeciliğine nasıl kaydın çok merak ediyorum. Modadan restoran işine nasıl kaldık derseniz, aslında şehrin tükenmişliğini yaşamaya başladım. İstanbul'un birazcık beni tüketmeye başladığını düşündüm. Trafiğiyle. Biraz daha doğaya özlem arttı kentselleşmenin, betonlaşmanın sonucunda. Şimdiki restoranımda doğaya 0, denize 800 metre. Sabahları istediğim zaman gidiyorum, yüzüyorum. Akşamları istediğim zaman gidip yüzüyorum. Söğüt ağacının altında uzanıp çayımı içiyorum. Meyve tabağımı yiyorum. Müziğimi dinliyorum. Vallahi çok kıskandım şimdi seni Mirim. Emeklilik gelmeye başladı artık. Yaş 52'ye gidiyor. Bizde sulu yemek yok. Yani çorba tadında yemekler yok. Menüye nasıl karar verdim? Menünün bir senfoni gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Başlayıp, arada yükselip, sonunda soft bir bitiş olması gerekli. İçinde 2 tane et yemeği, yiyecekleri menümde, ara sıcağım ve ana yemeğim var. Bunu hafifletmek için sonunda incir uyutması yapacağım. Küçük küçük doğranan patatesler de diğer malzemelerle birlikte kavruluyor. Aslen nerelisin? Aslen İstanbulluyum. 7. doğan kuşağım İstanbul'da. 1800'lerde annemler Kudüs'ten, Filistin'den gelmişler Osmanlı toprakları iken. Babamlar da Mısır'dan gelmişler 1760'larda İstanbul'a. Lagarnalıyız, yani sur içinden İstanbul'un. Vay! 7 kuşaktır İstanbullusun yani. 7. doğanım. Eşim bana takılır. Sarayda deden übrükçü başı mıydı der bana her zaman. Espri yapar. Asilzade der. Bu şekilde beni dolduruşa getirir. Çorbaya eklenecek olan portakal suyu bir bardağa alınıyor. Portakallı havuç çorbası, yani meyvenin çorbada ne işi var? Oldu olacak bir de mandalina koysaydı bari. Böyle meyve sularıyla çorba içelim. Hiç olmamış bence. Hiç yakıştıramadım Özcan Bey'e ben bu çorbayı. Tango konusunda da bayağı iddialısın. Evet, tangoyu anlatıyordum. Tabii tango adabında şöyle bir durum var. Bir bayan erkeği dansa kaldırabilir. Hiçbir problem yok. İlla bir erkeğin bir bayanı dansa kaldırması gerekmiyor. Ve adap gereği en az dansa kalkan bir çift 3 tango parçası yapmalıdır. Bu denemsel olarak değişse de yani toplamda 15-20 dakika dans salonlarında farklı partnerlerle dans ediyorsun. Tabii eş olarak gittiğin zaman sen 3 dans yaptığında 45-50 dakika gibi eşin bazen tek oturmuş olabiliyor ve bu da problem oluyor. Evet. Gürbüz! Kıskançlık başlıyor yani. Evet, birazcık bir şeyler oluyor orada. İncir uyutması tatlısı için sıcak suda bekletilip yumuşayan incirler küçük küçük doğranıyor. Şimdi yapacağın neler kaldı? Gravy sosum var, ajvarım var, sarmam var. Ne kadar zamanım var? Kalan süren tamına 1 saat 40 dakika. Oo, relax. Senin için iyi mi Mihrim? İyi ilerleme yaptık. Bu domatesleri ne için doğruyorsun? Bu domatesleri çardak kebabının içine. Peki gravy sosu ne zaman yapacaksın? Gravy sosu en sona, çünkü o beni çok oyalayacağını düşünmüyorum. Onun için tavuk suyunu hazırlıyorum şu anda. Çünkü kemik suyuyla kullanılıyor ama kemik suyunu pişirmem için 10 saat, 14 saat arası bir zaman dilimi olduğu için burada yetişmeyeceğini düşünüyordum. Ama tavuk suyu için en azından onu kendim yapabileceğimi bildiğimden onu burada yapıyorum. Peki sen kemik suyu da getirdin mi? Kemik suyu getirdim. Hazır getirdin yani. Hazır getirdim. Çünkü onu getirmek zorundayım. Neden derseniz dediğim gibi 14 saat bir zaman burada elde edemiyorum. Hazır et suyu getirdiğin için üstüne yürüyebilirler mi? Ne dersin? Yürüsünler, canları sağ olsun. Onlara bir şey demeyecek misin? Ben onlara güzel bir yemek yedirmek, karınlarını doyurmak istiyorum bugün. Küçük küçük doğranan domatesler de çardak kebabının diğer malzemeleriyle kavrulmaya başlıyor. Çorba için az suda haşlanan sebzelere portakal suyu eklenip blenderla iyice eziliyor. Tekrar tencereye alınan çorba malzemelerine sıcak su ekleniyor. Çorbamız pişiyor. Çardak kebabının etleri ve sebzesi de neredeyse olmak üzere. Sen o arada ne yapacaksın? Ben o arada ne yapacağım Gürbüzcüğüm? Yufkalarımı şerit şeklinde keseceğim. Hazırlayacağım çardak kebabımı, 1 dakika sonra içine saracağım. Çardak kebabım da hazır. Yoğurdunu sarımsakla çırpacağım. Nur hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Nur Hanım'ı ben de henüz çözemedim. Aslında elektrik olarak böyle sinirli bir yapısı olmuş olmasına rağmen masadaki yorumlarında çok onu baskın görmedim. Biraz daha geri planda duruyor. Bence politika da yapıyor olabilir. Gününe oynuyor da olabilir. Kübra dün neden başarılı olamadı sence? Kübra Hanım'ın dün strese kapılarak başaramadığını düşünüyorum. Ev hanımı çünkü, 2 çocuk annesi. Ben güvecini gerçekten beğendim. Tuzsuz oluşu, yani bir yemekte tuz olmazsa, yani bir et yemeğinde en azından hafif bir tadını gezdirmiş olsaydı yine güzel olacağını düşünüyordum. Brokoliler ayrı bir kasede soğumaya bırakılıyor. Özcan Bey'in gergin olacağını düşünmüyorum. Sunumlarıyla bizi vuracaktır muhtemelen. Çünkü kendisi bir restoran işletmecisi. Sunumu layığıyla yapacağını düşünüyorum. Sunumlarıyla yürüyecektir ama kendisi de bunu beyan etmişti. Ben tada bakarım, lezzete bakarım. O şekilde ilerleyeceğim. Oda sıcaklığında ısıtılan, sütle ezilen incirler sunum kaselerine alınıyor. Ve incir uyutması tatlımızda nihayet bitti. Herkese tam yetti galiba. Az geldi muhabbeti yapmasınlar. Demlerine eşit dağıtmaya çalışıyorum. Evet, bunu şimdi uyutmaya koyalım. Dur, sana yardım edeyim. Teşekkür ederim Gürbüzcüğüm. Fransız usulü bonfile sarmanın iç harcı için doğranan tavuk göğsü etleri robot kabına alınıyor. İncecik doğranan maydanozlar tavukların üzerine ekleniyor. İç harca başka ne koyacaksın? Ne kaldı? Soya sosumuz. Soya sosum ve burada hemen içine soya sosunu bırakacağım. Bonfilenin iç harcına çok az soya sosu, krema ve karabiber ekleniyor. Bu tarifleri nereden öğrendin? Ben bu tarifleri nereden öğrendim? Yani yıllar evvel diğer bir designer olarak çalışırken çalıştığım firmanın sahibinin evine davetli olarak gitmiştim. Çardak kebabıyla orada tanıştım. Ara sıcak olarak gelmişti. Onu çok beğendim. Havuçlu çorbayı da bir arkadaşım yapar ara sıra. Çok severim, içerim. Birkaç diş sarımsak da bonfilenin iç harcına eklendikten sonra robotta iyice çekiliyor. Bu menüyü gördükten sonra kendini göstermeye geldiğini düşünüyorum açıkçası ve sadece et üzerine, et bazlı üremekler yapabildiğini düşünüyorum. Bakalım onları da yapıp karşımıza çıkarabilecek mi düzgün bir şekilde. Bu arada Can demiş ki, dün et üzerine et olmaz diye o kadar eleştirdik. Ama bugün hem ara hem de ana öğünde et var. Bence Özcan et yemeği dışında bir şey yapmayı bilmiyor demiş. Bu da biliyorum tabii ki ama katılmıyorum. Her türlü yemeği yapabilirim. Sadece böyle el açması baklavalar falan tarzım değil zaten. Yemem de sevmem de. Tarzım olmayan bir şey dedi. Boşa vakit harcamak istemiyorum yani. Ama her türlü sulu yemeği yaparım. Ama ben yemedikleri lezzetli karınları doyarak kalksın istiyorum. Can yine sadece yorum yapayım demiş. Özcan'ı nasıl düşürebilirim diye kendince plan yapmış. Yazık ona ya. Gerçek bir şey söyleyeyim mi size? Özcan'ın rakibi kim olur derseniz bence Özcan olur. Kimseye rakip yok. Bunu çok samimi bir dille söylüyorum. Bu arada senin ekmek yemen çok konuşuldu. Evet, biz Anadolu kültürüyle büyümüş insanlarız. Coğrafyamız Anadolu coğrafyası. Un işleri, hamur işleri, ekmek. Yani bence sofranın... Ha, bugün tartışılabilir belki ekmeğin gluten oranı, bugünkü glutensiz beslenme. Bunlar üzerine tartışabiliriz ama ben... Yazın böyle peynir, ekmek, domates, salatalık, biber, zeytin bana 5 yıldızlı otelden yiyeceğim yemekten inanın daha lezzetli geliyor. Çok seviyorum. Bonfile etlerin üzeri tavuklu harçla kaplanıyor. Ajvar sos için közlenen kırmızı biber ve patlıcanlar fırından çıkartılıyor. Özgül'ün 280 derecede yaptığı tavuğa ne diyorsun? Harikaydı ya. Ömrümde yediğim tavuk olmayan tavuktu yani. Tavuk olmayan tavuk olur mu? Olmuş. Bir de dün bana nasıl o puanı verdin diyordu ya. Gerçekten şok oldum. Aç gittim ya. Gerçekten o gün aç gittim. Fransız usulü bonfile sarma için yeşil ve kırmızı biberler jülyen doğranıyor. Bence bugün çok gergin olacak. Nedense zaten kendi günü değilken bile gergindi ve çok yüksek tonla konuşuyordu. Ve beni çok rahatsız ediyordu yanımda olduğu için. Ayrıca kendisinin yaşı da var. Müthiş bir koşturma içerisinde olacak. Yetiştirememe ihtimali çok yüksek, yorulacak. Ve bizim karşımıza bence çok yorgun bir şekilde çıkacak. Bu arada açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelsin gelsin. Can demiş ki, kendisinin biraz yaşı olduğu için çabuk yorulacak ve büyük ihtimalle yetiştiremeyecek demiş. Cebimden çıkartırım ben onları. Bugün özgüven patlaması yaşamış. Benim günümde daha sessiz falan kalacağımı düşünüyor. Hiç tanımamış beni. Ben oradaki hiçbiri değilim. Benim adım Eyüp Özcan Sarkbaş. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Fransız usulü bonfile sarma için bir tane havuç da jülyen şeklinde doğranıyor. Bunları da bir öldürelim. Ondan sonra sarıp fırına gönderelim. Gürbüz! Yürü be üstad! Gürbüz! Biberler ve havuçlar az zeytinyağıyla tavada soteleniyor. Çok değil zaten. Yarışmaya katılman için sana kızım mı ısrar etti? Kızım ve kardeşim aynı gün sanki birbirleriyle anlaşmışlar gibi şok oldum. Önce annemlere uğradığımda kardeşim dedi. Mağazaya gittiğimde de kızım baba neden katılmıyorsun buraya dedi. Dedim ki nasıl yani? Bugün dedim bunu söyleyen ikinci insansın nasıl dedi. Halan da söyledi dedi. Hadi falan olduk böyle. Ajvar için közlenen patlıcan ve kırmızı biberlerin kabukları soyuluyor. Ajvar aslında Balkanlara özgü bir sos, öyle değil mi? Balkanlarda yapılan. Türkiye'de daha çok kültürde kahvaltılık olarak geçmiş olmasına rağmen esas Balkanlarda kahvaltılık ve et sosudur ajvar. Etin yanında servis yapılır. 2 tane sos kullanmış. Bir gravy sos, bir ajvar. Yani bir ana yemekte 2 sosun ne işi var? Tamamen değişik bir isim olsun diye uzatmış da uzatmış. Ya. Güldüm ya. İnanılmaz bir terimler katmış, biraz sükse yapsın diye reklamını yine yapmaya çalışmış Özcan Bey ama yemedim. Köz patlıcanlar sotelenmek üzere doğranıyor. Uzunlamasına doğranan soğanlar zeytinyağında kavrulmaya bırakılıyor. Bunları gelişi güzel doğramak yeterli sanırım. Evet. Çünkü o da hepsi bir arada püre haline geleceği için bunlar. Sence kaç dakikan kalmıştır? Son 30. Hiç fena değilsin. Tam 35 dakikan kaldı. Patlıcanlarımız girdi. Domatesimiz geliyor sahneye. Ağır ağır kapyayı alacağım. Rendelenen domatesler ajvarın diğer sebzeleriyle birlikte sotelenmeye başlıyor. Ajvar da neredeyse hazır. Evet, bunun kapağını kapatacağım. Bu 10-15 dakika piştikten sonra Bülent dedim, bitti ajvarım benim. Sadece servise hazır ve insanlar yemeklerini sıcak yemiş olacaklar. Şimdi neye geçiyoruz? Hemen kapyalarım içe dolduracağım, kürdanlayacağım ve yağlanmış fırınımda şöyle. Tavada sotelenen biberler ve havuçlar iç harcın üzerine yerleştiriliyor. Bonfileye sıkıca sarılan malzemelerin pişerken taşmaması için etin uç kısmı kürdanla tutturuluyor. Biliyorsun, Özgül'ün ana yemeği tavuk sarma yanındakilerden daha küçük servis edilmişti. Sen de aynı hataya düşmezsin umarım. Hayır, ben dikkat edersen kasap alışverişinde bonfileleri çok küçüktü. Özellikle onları verev doğramasını ve ben kendim döverek en ince şekli getirdim. Daha incesini yaparsam servis sırasında patlayacaklardı çünkü. Etin yanında kuskusu mu vereceksin? Yanında ajvarı vereceğim ve gravy sosu ayrı sunacağım. Etin üstüne dökmeyi düşünmüyorum. Aa, neden? Çünkü eti bozuyor şey olarak, yani üstünde görsel olarak sunumda bozuyor. Yanında daha iyi yakıştığını düşünüyorum. Peki eti yerken gravy sosa batırarak mı yiyecekler? İsteyen öyle yiyebilir, isteyen ekmek yiyerek de batırabilir. Ana yemeğimiz Fransız usulü bonfile sarma nihayet pişmeye hazır. Bu arada kuskusun suyunu da koysam fena olmaz sanki. Kuskusun suyunu da koyalım, evet. Hemen şu demin brokoli haşladığım tenceremi kullanabilirim. Burada sıcak su var istersen. Evet, hemen. Ama önce sudan önce bana lazım gelen şey birazcık kapyamı öldüreceğim. Kuskus için değil mi? Evet, kapyamı öldüreceğim. Kapya biber kaldı mı ki? Kapyam var mıdır? Çok iyi soru. Kapyan var mı? Bitti mi kapya? Bilmem. Bitmiş mi? İş olamaz ya. Bir bak bakalım. İş olamaz kapya. Ya bittiyse? Eyvah! Büyük panik. Ya sen kapya diye belirtmemiştin ki. Aa, o zaman ben kapyalı yapmayı planlamıştım. Ama bu sefer şey diyeceklerdi değil mi? İçinde kapya, dışında kapya. Bunda da havuç diyecekler. Şimdi üstad, sen zaten sebzeli kuskus demiştin. Sebzeli dediğin için elinde ne varsa koyabilirsin. Sebzeli kuskus. Doğru söylüyorsun. Zaten içinde bol maydanoz, kişniş. Esas ana unsur burada kişnişti zaten. O kişnişle kurtarmaya çalışacağız. Restoran işleten birinin sebzeli kuskus bonfilenin yanına sunulmasıyla ilgili bir değerlendirme yapmış mıdır acaba menüsünü hazırlarken, merak ediyorum. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Bir de kendisi açmamış, hazır almışsa hiç olmaz. Yemeklerini savunurken çok fazla üzerinize geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Özcan Bey'in not korkusu var. Puan korkusu var. O yüzden bugün gayet güzel, çok ılımlı bir Özcan Bey göreceğimizi düşünüyorum karşımızda. Sebzeli kuskus için havuçlar ve biberler küçük küçük doğranıyor. Pişmeye devam eden ajvar sosa toz acı kırmızı biber ekleniyor. Bu arada Nur demiş ki, Özcan'ın puan korkusu var. Bu yüzden bugün gayet ılımlı olacak demiş. Haha, gerçekten mi? Ya. Gözlemleme yapmayı bilmiyorlar. Sebzeli kuskus için havuçlar ve biberler küçük küçük doğranıyor. Pişmeye devam eden ajvar sosa toz acı kırmızı biber ekleniyor. Bu arada Nur demiş ki, Özcan'ın puan korkusu var. Bu yüzden bugün gayet ılımlı olacak demiş. Haha, gerçekten mi? Ya, işte gözlemleme yapmayı bilmiyorlar. O zaman şok olacak desenize. Bu arada bonfile sarmaları sonra fırına mı atacaksın? Evet, şu anda sadece mühürlüyorum. Bu işlemi yapmasam da olur aslında ama ben yapmak istiyorum. Eti marine etmem de gerekmiyordu ama onu da yaptım. Sotelenen bonfile sarmalar tepsiye dizilip fırında pişmeye bırakılıyor. Göz kararı tel şehriye biber ve havuçla kavrulduktan sonra üzerine kuskus ekleniyor. Vallahi çok panik olmuş bir halim var Özcan'cığım. Evet, son dakikalar Gürbüz, panikteyim. Üstünü geçecek kadar su koyacağım. Biraz daha bile ekleyebilirim. Sebzeleri de hesaba katarak. Ve toz kişnişim nerede? Toz kişnişimi eklemek istiyorum. Üzerine toz kişniş, tuz ve doğranmış maydanoz eklenen sebzeli kuskus pişmeye bırakılıyor. Bir kaseye alınıp blenderla ezilen ajvar sos tekrar tavaya yerleştirilip kalan suyunu çekmesi için ocakta kaynatılıyor. Ajvar da bitti. Eyvah! Ajvar patlıyor. Ajvar çok güçlü bir sostur, patlar. Ajvar güçlü bir sostur. Bu olduğunun işaretidir, patladı. Ajvar masayı da böyle patlatmaz umarım üstad. Ajvar patlar. Abi bu var ya, patlıyor. Gerçekten bu olunca böyledir. patlaması lazım. Ana yemekle sunulacak ajvar sosta nihayet hazır. Salata için önceden doğranan mor lahanaların üzerine haşlanmış brokoliler ekleniyor. Bir kaseye alınan süzme yoğurda tuz ve doğranmış sarımsak eklenerek karıştırılıyor. Eyvah! Yağ da patlıyor. Evet. Çıldırdı, mutfak çıldırdı. Ben çıldırdığım an onlar da harekete geçti. Hadi diyor. Hadi diyor Özcan. Ver o yoğurdu, ben buzdolabına atayım. Hemen vereceğim. Bir kaşık daha almak istiyorum. Bu yoğurt ne içinde? Çardak kebabının üstüne hazırız. Sarımsaklı yoğurdu hazır da çardaklar nerede? Geliyor, çardaklar da geliyor. Çırpılmış yumurtaya bulanan çardak kebapları bol yağda kızartılıyor. Ara yemek olarak sunulacak çardak kebapları da neredeyse hazır. Özcancığım, gravy sosa daha hiç başlamadım bile. Ya yetişmezse? Gravy sosum da kolay. Gürbüz, sen beni panikletiyorsun. Sadece küçük bir kapta. Salçam nerede acaba? Salçam. Salçayla ne yapacaksın? Yorulmak bilmiyorum Gürbüz. Bir dakikalık işim var salça. Salçayla en son çardak kebabının üstüne sosunu hazırlayacağım renk versin diye. Bir kaşık salça çok az karabiberle sıvı yağda kavruluyor. Pişen Fransız usulü bonfile sarma fırından çıkartılıyor. Çardak kebapları da ana yemekte sunulmak üzere bir kenara alınıyor. Gravy sos için tereyağında un kavruluyor. Başka ne koyacaksın? Sarımsak tozunu koyuyorum. Hemen tık tık. Çok azıcık sarımsak sosu. Tavuk suyu da geldi. Tavuk suyu da verdik. Tavuklarımızı kapatacağız. Tavuklarımızın işi yok. Belki onu da... Son olarak kemik suyu da gravy sosa ekleniyor. Ve son 6 dakika. Tavuk suyu da koydum. Çardak kebabının salça sosuna sıcak su ekleniyor. Şimdi ne yapıyorsun? Sadece bunları keseceğim antep fıstığıyla. Üzerine soğuduktan sonra dolapta uyuyabildiği kadar uyuyacaklar. İncir uyutmasının üzerini süsleyecek incirler de hazır. Gravy sos da kıvama gelmeye başlamış. Artık masayı kursam fena olmaz. Ve kısacağım şimdi. Ve sofraya giderken abi geldiğimde altını kapatmış olacağım. Sofraya gidiyorum. Koş üstad koş. Son 4,5 dakika. Hemen masayı örtelim Gürbüzcüğüm. Ay çok az zamanın kaldı. Hiç problem değil, ben hazırlamış olacağım. Hemen Zuhal Hanımcığımın buraya koyuyorum. Bugün değişik bir masa hazırlığı içinde olacağım. Değişik derken? Çift runner kullanıyorum ben bugün. Herkes gibi tek sunum değil. Amerikan servis yerine runner kullanan yarışmacımız şamdanlarını ve çiçeklerini yerleştiriyor hemen masasına. Kumaş peçetelerin ardından tabaklar da masadaki yerlerini alıyor birer birer. Gravy sosun ne durumda? Kapattım bile, her şey tamam. Bravo sana. Her şey tamam. Bardakların ardından çatal kaşıklar da çift servis olarak masadaki yerini alıyor hemen. Terlettin beni Gürbüz. Zormuş değil mi burada yarışmak? Zormuş, terlettin beni. Bugünkü tecrüben yarışmacılara vereceğim puanını etkiler mi acaba? Ama zorluğun yanında lezzet önemli değil mi? Şimdi mücadele edip de lezzetli bir yemek koyarsa tabii ki adil olacağım. Adil davranacağım. Peki onlar sana karşı adaletli olurlar mı sence? Oh. Yani diyorum ya, adil olmalarını bekliyorum. Ben her zaman adil oldum. Bugün de Gürbüzcüğüm artık. Her şey bitti mi? Bitti. O zaman masada görüşürüz. Görüşmek üzere. Yardımların için teşekkür. Ve karabiberliğinizle zaten masayı yerle bir yaptığınızı söyleyebilirim size. Onu nazarlık diye koydum, kem gözleri ona baksın diye. Bugün ayağınızda yılan botlarınız var, yılan derili. Ve kolyeniz böyle gözümü alıyor. Evet. Bize yılan falan mı demek istiyorsunuz? Aa. Bunu ben sizin masanıza koysaydım, inanın yarışmayı terk etmem için bana yapmadığınız şeyi bırakmazdınız. Bakın. Ben terk etseydim, ben terk ederdim o yemeklerle yarışmayı. Özcan Bey de içmemiz için mamayı önümüze koymuş. Burada bir el açması, hamur tercih ederdik. Sen hayatın boyunca evde yufka açtın mı acaba? Yani hangi mantık, hangi zihniyet, hangi görüş, bonfileyi tavukla sarmak nasıl bir şey Özcan Bey? Gerçekten anlamış değilim yani. Böyle bir sofrada yemek yemek için 5.000 lira ödemeniz lazım. Oo, asıl ben o. Asıl ben o. Merhaba. Bir saniye. Bu beyefendiye bir... Siz şöyle bir döner misin lütfen kameralara? Tabii. Şöyle düz dur. Şu kemerdeki detay. şu fular, bu kolye. Sağ olun. Yahu bırak yarışmayı. Ya gel atlayalım motosiklete, bir boğaz turu yapalım. Hava çok soğuk ya. Çok soğuk. Nasılsınız Can? Tekrar merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Efendim o mutluluk bana ait. Efendim. Şömine yanıyor, mumlar. Mumlar. Bu bana özel bir mum. Evet efendim. Aç tarafta da var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kemanlar geldi mi? Gelmişti. Keman ihtiyacı doğdu. Bu ne şıklık. Sevgili Özcan, masan ayrı şık, sen ayrı şıksın. Aman ne hoş, sen mi hazırladın masayı? Evet, ben hazırladım. Songül gelmedi değil mi burayı hazırlamaya? Songül seçiminde yardımcı oldu ben burada programdayken. Ama bir kadın eli değmiş yani. Tabii, zarif bir kadın eli değdi hem de. Eşin de şanslı, sen de şanslısın. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ne kadar güzel, ben evet, masanı çok beğendim. Umarım yarışmacılar da aynı şekilde beğenirler. Yemekler ne alemde Özcan? Yemeklerin hepsi mükemmel şekilde hazır bugün. Ve mükemmel yarışmacılar. Evet, yani. Ben karşılamaya müsaadenizle gitmek istiyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. Lütfen. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Merhabalar Kübra Hanımcığım. Merhabalar Özgül Hanımcığım. Nasılsınız? Merhabalar, çok iyi. Teşekkür ederim. Merhabalar Nur Hanımcığım. Sonunda şık görebildim. Merhabalar. Sonunda. Kendi günümdeyim çünkü. Merhaba Zuhal Hanım. İçeri bahar girdi. Kübra hoş geldin. Çok şık. Çok teşekkür ederim, siz öylesiniz. Özgül sen misin? Evet benim. Çok ayrı şıksın. Çok teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Merhabalar, ay, hoş geldiniz. Aman Allah'ım! Ay gözlerim bir defileye gelmişim gibiyiz. Çok şıksınız sen de Nur, Can. Siz de Can o böğrünü açmanın, döşünün detayı. Herkes ayrı bir şey. Söyleyemiyoruz, markaya giriyor. Sen bir marka var o gibi, sen o bir marka gibi. Sen kendi başına bir marka olmuşsun. Çok şıksınız. Özcan Bey yetiştirdiniz mi menünüzü? Yetiştim sizce. Yani tabii yetiştirebileceğiniz bir menü. Basit bir menüydü size göre. Ama yapılan işlemleri anlattıktan sonra. Evet, yedikçe bakacağız. Evet. Masayı da bir değerlendirin. Şamdanlar var, gümüşlerce. Ha, antika değil, antika çekmek. Antika da mı ilgi alanına giriyor? Evet, hobi olarak ilgileniyorum. Evet. Masa güzel. Masa güzel değil mi? Güzel, evet çok güzel. Can? Masayı ben de beğendim. Beyefendi kemerinde iksir var galiba. Bir yeşil bir şey var o şeyin eskiletin yanında. Nerede? Ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba? Aa yapmayayım ben. Evet bak onu bir yerde kuru kafa bir yerde şeyi görmedim. Yani bana kötülük yapmayın. Yok bakın orada yılan. Karşımda yılan. Orada bir kuru kafa şu an bir ürküyorum sizden. Yok kafalar yılan. Evet. Ben stil olarak seviyorum sadece. Daha önce old school tarzını beğendiğimi sevmiştim. Yani tasarımcı şeyinizi bugün görebildik. Sağ olun. Onun haricinde yoktunuz. Gerekli yerde olması gerekiyor. Gerekli yerde konuşmalıyız, gerekli yerde giyinmeliyiz bence. Evet. Evet, sen de söyle Özgür meseleyi. Yani kendimi böyle bir botanik bahçede hissettim. Ne kadar güzel. Aynen öyle, böyle kuşlar muşlar. Kuş seslerini duyamadım. Tuzluklu karabiber benim önümde. Kuş seslerini duyamadın. Evet, ama kuşlar burada. Evet ama ötmüyorlar, canlı değiller. Canlısı olsa çok daha sevinirdim. Sizin için bir daha sefere canlı getirdim. Bunu gerçekten söyledi mi ciddi olarak espri? Vallahi ciddi olarak. Canlısı olsaydı, masada kuş koysaydı. Yani canlı şeyler benim yapay şeylere karşı bir yılanımız var burada. Ooo bu çok ayrı bir şey. Yani yılanımız vardı derken. Bu hayvanlar aleminde. Öronim oldu dedim bir an. Gerçeklere dönelim. Evet. Çorban neydi sevgili Özcan? Çorban portakallı havuç çorbası. Hadi böyle. Ondan istiyoruz. Hemen getiriyorum efendim. Bir tane daha alayım. Ben mutfağa gidebilir miyim Zuhal Hanım? Bilmiyoruz yarışmacıya sonra. Özcan Bey. Tabii ki efendim. Tabii ki efendim. Tamam. Benim klişelerim yok. Teşekkür ederim. İcabet ediyoruz. Benim klişelerim yok. Masa düzeni güzeldi. Fakat tuzluk ve karabiberlik olmasaydı. Çatallar ve özellikle bıçaklarda bariz su lekeleri, hatta pas lekeleri vardı. Bunlar temizlenebilirdi. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim maşallahınız. Süpersiniz. Harikasınız. Evet. Gözlerim açıldı. Evet. Buyurun Can Bey. Ne yaptım? Yemek yaptım. Size lezzetli yemekler yaptım. İnşallah öyledir. Evet gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de bu vesileyle Türkiye'de ve dünyada hiçbir kadının ağlamaması adına Özgül Hanım'dan özür diliyorum ve çiçeğimi kabul etmesini istiyorum. Onun için ben çiçek aldım. Ben de soracaktım kime diye. Yani kabul edersen çok mutlu olurum. Şimdi onu kabul edersem bana yapılmış hakareti de kabul etmiş oluyorum. Hakaret değildi. Lütfen. Yani lütfen. Hakarete ben burada müsaade etmem. Dün çok üzüldüm. Hakarete müsaade etmeyiz Özgür. Dün hakaret değildi. Dün üstüne ama çok gelindi. Ama kırılmanı anladık. Özür diliyor. Çiçeğini kabul ediyor musun? Bazı şeylerin telafisi yoktur ama Zuhal Hanım. Şimdi her şey yapılan davranışı Kabul edersek ben oturayım. Kendime saygım kalmaz. Size vereyim ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Başkasının çiçeğini. Tamam. Bir davranış yapmadan önce düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kabul etmiyor musun özünü ve çiçeğini? Kabul etmiyorum. Etmiyorum. Hataların geri dönüşleri olmaz. Nasıl ki bir bardak kırıldıktan sonra eskiye dönmez, yapıştırırsanız bile kırıklıklar devam eder. Kabul edilecek bir davranış şekli değildi. Zaten samimi bir özür değildi. Kesinlikle kabul edemezdim. Ettiğim zaman kendime saygım kalmazdı. İzleyicinin gözünde iyi bir itibar bırakmak için rol yaptı. Ama ben yemem. Özrümü kabul etmedi. Tabii ki saygı duyuyorum. Hala saygı duyuyorum. Hala üzgünüm bu sebepten dolayı. Cümlemi gerçekten yanlış anladım. Zuhal Hanım bile bastıra bastıra söyledi ki herkes aynı kanıda. Ben zaten ağladığı için aslında özür diledim. Yoksa söylediğim cümleden dolayı değil. Can Bey'in özrünü kabul etmedik çünkü daha Can Bey'in gününe var. Puan vermemek için çiçeği almadı diye düşünüyorum. Arkadaşlar içerisi çok iç açı bir durumda değil. Niye? Açıkçası. Bütün bütün yemeklerin üstü açık Zuhal Hanım. Özcan Bey özellikle onların üzerini kapatmak için örtüler getireceğini vurgulamıştı dün. Beklemiş miydi? Evet. Ve yapmamış. Ama yapmamış. Özcan niye yemeklerin üstü açıkmış? Yani aslında son dakikaya kaldı. Örtüm hazır burada bekliyor. Sadece masamı hazırladıktan sonra bir dakika arayla kaçırdım. İşte dün bana da demiştiniz ama oluyormuş demek ki Özcan Beyciğim. Dünkü sizin mutfağınızdan sonra Kübra Hanımcığım nasıl bu şekilde bir yorum yapabiliyorsunuz? Lütfen bu kadar değildim. Bu kadar değildi. Ama zaten yemekler de bu kadar değil. Yemekler de bu kadar değildi. Evet. Aramızdaki fark o. Evet doğru söylüyorsun. Evet yemeklere gelirsek Can nasıl buldun menüyü? Menünün arkasında aslında ben bir helva isterdim. O da taziye niyetine olurdu. Çünkü bugün bizi öldürmeye çalışıyor. Ne demek o ya? Sebze. Vallahi öyle. Ben araştırdım da geldim lütfen. Araştırdım da geldim. Birazdan açıklamamı da yapacağım zaten. Lan yorumlara gel. Sen nasıl buldun Nur? Menü evet biraz karışıktı. Karışık. Yani et, tavuk, ortaya karışık. Vesaire. Adana karışık. Ortaya karışık kebap mı diyoruz? Göreceğiz. Keşke kemerinize gösterdiğiniz özeni yemeğine de gösterseydiniz. Keşke yemeden yorum yapmak zaten ön yargıyla yaklaşmak. Evet. Önce bir tadına bak sonra konuş. Boş konuşma. İçeriği de çok önemli. Boş konuşmak için konuşma. Afiyet olsun. Menünün içeriği de çok önemli. Bol kepçe restoranına çorbayla karnınızı doyuracaksınız sanırım zaten. Çorba var daha değil mi yarışmacılara da? Tabii ki. Sen hepsini bana koymuşsun. Yok. Gibi öyle oldu. Hepinize Özcan Bey, tuz ve karabiberliğini sofraya hiç... Ve şey sanki... Yani zorla aldı eline üst üste koymasını tercih etmez. Çok hijyenik olmadı açıkçası. Üst üste niye koyduğun şeyi, kaseleri Özcan? Çünkü beklediklerinde de bu sefer bekledik diye konuşacaklar. Ama böyle de pek hiç. Bekledikten sonra konuş. Restorancısın, hele sen hiç yapmaman lazım. Bu kadar ön yargıyla yaklaşmak. O tabaklar üst üste... Ben ne kadar dikkat etmişim değil mi Zuhal Hanımcığım? Öyle miydi? Tabii ki. Çok dikkat ettim. Bravo. Ama hiçbir şey mi beğenmedi Özcan Bey? Her şeyime bir kusur bulup bir de kanaat notu verdi 1 puan. Bugün sen de öyle mi yapacaksın? Kesin. Bak gözlemliyorum şu an esnaf lokantasına gibi hissettim kendimi şunlarla. Bu şık masaya hiç uymamış. Evet. Hiç madem bu kadar kendisi özendiğini iddia ediyor. Çok fazla göz tırmalıyor. Bu olmaması gereken de. İnanılmaz derecede göz tırmalıyor. Tamamen şurayı yok etti. Bu masayla hiç alakası olan bir şey değil. Aynen öyle. Evet, çok küçük bir detay. Önemli olan bir detay ama Özcan Bey'in de bir restoran işletmecisi olarak buna inanılmaz derecede dikkat etmesi gerekiyor. Örtüyü de şal olarak üzerimize alacağız herhalde bayağı bir. Ve ben kendi ekipmanlarımı getirmiştim masamda küçük olmasına rağmen masamda da kusurlar buldum. Bunlar da Özcan'ın kendi malzemeleri ama. Tabakları bilmiyorum. Tabaklar bizim mi? Tabaklar sizin efendim. Tabaklar bizim ama şamdanlar, çiçekleri, örtüler. Bir restoran işletmecisi olarak kendisinin tabakları getirmesini tercih ederdim. Ha. Çatallar Özcan Bey sizin mi? Bıçaklar? Sanırım Özcan Bey. Hepsi buradan sanırım. Duymuyor çok bize. Lekeli. Evet. Bir saniye değiştirmem lazım. Lekelere bak. Niye? Niye alıyorsun çorbamı ya? Özcan Bey. Getirilen şey götürülür mü ya? Zuhal Hanım galiba çok koydu, ölçüyü ayarlayamadı şu an. Çok doldurduğum için. Çok gergin Özcan Bey bugün. Çok doldurduğum için. Birçok şey yanlış yapıyor. Dökülüyordu az kalsın. Kalmadı geriye. Yo toplamıyorum, şu lekelere bakıyorum. İnanılmaz bir leke var. Şeyden herhalde, bıçaklar bizim mi sevgili Özcan? İnanılmaz. Hayır, bıçaklar, çatallar benim efendim. Kendinimmiş bıçaklar. Bıçakların hepsinde ama evet. Özcan Bey, restoranda da bu şekilde mi servis açıyorsunuz gelen müşterilerinize? Nasıl açıyoruz efendim? Desenli. Bir bakar mısınız? Kübik desenli. Evet. Bir bakar mısınız? Yani geometri anlayışından şüphe. Okudun mu sen? Beyefendi bakar mısınız? Onun kübikle ne alakası? Bakar mısınız? Harita, 2 kere yıkandı. Burada kendimi görmem gerekiyor burada. Bak bir şey konuşuyorlar. Nurcuğum. Bunlar 0 bıçak arkadaşlar. Normaldir. Suyla temas ettiği zaman 0 bıçak. Dikkatinizi çekerim ve 2 kere yıkandı. Burada sorabilirsiniz. Paslanmış, kir değil. Yıkanmış belli bakın. Evet 2 kere yıkandı ve paslanmış ve şey olmuş. İki kere yıkandıktan sonra. Bıçakla yemek yemek zorunda kalıyoruz ki biz biraz özen rica edeceğim ya. Silmeyle geçecek de bir şey değil gibi. İnsanın yiyesi gelmiyor ki bıçakla. Geçmedi. Bu kesinlikle leke. Benimki değil, benimki siliyorum gitmiyor. Çok gergin. Özcan Bey, bakın siz restoran işletmecisiniz. Evet evet. Yanlış koymuşsunuz bıçak ve kaşığın yerine. Neden? Servisler yanlış. Dışta olur kaşık. Evet. Bıçaklar vallahi son işte olur. Servis ve giyinmem son dakikaya kaldı. Ve bayağı... Her şeyini son dakikaya arkadaşlar. Sizin gibi en azından istiridyeli bir helva yemedim. Tamam, yiyeceksiniz, yemek yiyeceksiniz. Evet, şöyle yapalım, şu çorba servisleri bir bitsin. Rahatsızlık duyduğunuz şeyleri öyle dile getirelim çünkü çok aksayacak servis. İçmiyoruz, ev sahibini bekliyoruz. Porsiyonlar tamam mı? Ayarlayabildin mi Özcan? Efendim? Yetiyor mu herkese çorba? Tabii tabii yetiyor. Tamam. Hayır hayır yetiyor. Burada hala çorban var. Doğru söylüyorsunuz. Hani dikkat edilmesi lazım. Bir hayli var bazılarında. Ben sildim benimki gitmedi ama Nur de gitmedi. Leke değil o zaman. Leke. Zuhal Hanım bakın. Yani şey leke pas değil. İşlemiş. Ama siliyorsun ama gitmiyor mu? Yani öyle gökkuşağı gibi bir şey. Üzerine işlenmiş. Yani bu birkaç defa bu şekilde masada kullanılmış. Hmm. Kullanılmış diyorsun. Teşekkür ederim. Emin misin kullanıldığını? Onlar hiç şu anki resim onu gösteriyor. Hayır hayır kesinlikle kullanılmadı. Özcan Bey bunu ben sizin masanıza koysaydım inanın yarışmayı terk etmem için bana yapmadığınız gibi bırakmazdınız. Bakın. Gerçekten. Yarışmayı ne yapmanız için? Terk etmem için. Terk etmeniz için? Bu masayı lütfen. Ya ben yediğim yemekten terk etmedim masanıza. Önüme ne yemek koydunuz? Masama da bahaneler bulmuştunuz. Ya masama ne yemek koydunuz da terk... Ben terk etseydim ben terk ederdim o yemeklerle yarışmayı. Özcan Bey şu an çok iddialı konuşuyor ama şu an ilk başladık şeylere, düşüşlere. Özgül Hanım umarım bugün de sizin masanızı konuşmayacağız. Benim masamı değil, benim masama Özcan Bey çok yorumlar yapmıştı. Yani dün o kapıyı bence kapattık. Bugün ben ve Özcan... Tabii konuşun ama ben de kendim şurada bana yapılan haksızlıkları konuşmak zorundayım. Ama size yapılan haksızlıklar artık bence bitti. Hani iki gündür sizi konuştuk yeterli bence. Ama yarışma devam ediyor. Kübra Hanım yarışma devam ediyor. Tabii ki ama önümüze bir bakalım artık. Benim ilk iki günüm inanılmaz travmalarla geçti. İnanılmaz basit yorumlarla geçti. Ve travmalarla mı? Evet ben bana çünkü iki gündür bana çok yüklenirdi Zuhal Hanım. Gerçekten çok yüklenirdi. Kalp ritim atışlarım bile değişti. Ben sabaha kadar uyuyamadım, nefes alamadım. Benim uyuyamadım. Yani keşke gerçekten uyuyamadım. Gerçekten uyuyamadım. Pazartesi günü bizim karşımızda şöyle dimdik duran bir Özgül Hanım olsaydı. Ama ben onun açıklamasını yapmıştım. Ben ev sahibiydim. Sesimi yükseltmek istememiştim. Hayır yani sizin gününüz bitti arkadaşlar da gerçekten şu anda bana yapılan haksızlığı. Özgül bir dinleyelim. Tamam. İlk günkü Özgül Hanım'la dün ve bugünkü Özgül Hanım arasında demek ki fark. Ben söylemiştim diye bir şey yok. Ben size söylemiştim. Tavrınız ve davranışınız. Buyursunlar. Eline sağlık Özcan. Afiyet olsun efendim. Üçüncü kaşık gitmiyor maalesef. Sanıyorum. Nedir sorun? Kereviz kullandınız sanırım içerisinde. Sence ne kadar kereviz kullanmışsındır? Olandan fazla kullanmışsın. Mesela ne kadardır o? Senin için olması gereken nedir? Sapını da kullandınız mı? Sapını da kullandınız. Şöyle söyleyeyim, olması gereken bu değil. Yani olması gerekeni siz bileceksiniz. Bunu yapan sizsiniz. Tamam. Ben ne kadar kullandığımı söyleyeyim mi? Gerektiğini söylemek zorunda değilim. Hani yorum yapmayı biliyorsun ya. Ben ne kadar kullandığımı söyleyeyim mi? Küçük bir kerevizin izlediğinizde görürsünüz. Küçük bir kerevizin yarısını kullandım. Kerevizin ne kadar baskın bir tat olduğunu biliyorsunuzdur o zaman. Tabii ki biliyorum. Peki neden şu an kereviz çorbası içiyoruz biz? Yok, havuç çorbası içiyorsun. Eğer kerevizi bu kadar bu oranda kullanmamış olsaydım çok şekerli bir çorba olacaktı bu. Zaten şekerli çorba. Zaten çok şekerli. Şekerli. Neden sizce şekerli? Ve şekerli. Neden? Dengeleyememişsiniz. İçinde tatlı olan havuç var, portakal var. Bunun tuzla ya da herhangi bir baharatla dengeleyememişsiniz. Biz neden bebek zaten çok fazla baharat kullanmadım içinde. Ama sadece işte kullanmalıydınız. Neden baharatla demeniz için mi? Hayır, onun için değil, bir tat alabilmem için. Yok, tad alıyorum ben şu anda. Ben de içiyorum. Evet, alıyorum. Yani böyle tarif edemeyeceğim şimdi. Dediğim gibi çok tatlı. Yani havucun tatlılığı, portakalın tatlılığı. Böyle bunu bir baharatla kıramamışsınız ve çok soğuk bir çorba. Kıvam olarak bu olması gerekiyor mu bilmiyorum. Bir tık katı geldi bana. Daha söyleyecek bir şeyim yok. Kerevizle ilgili bir şey söyleyecek misin? Can ondan yani çok baskın bir kereviz tadı ben alamadım. Yani çünkü havucun tatlılığının dışında bir tat alamıyorum. Çok tatlı bir çorba. Peki Can tekrar senin deneyim. Diyor ki hemen yanındaki yarışmacı ben hiç kereviz tadı alamıyorum diyor. Hayır çok basit bir kereviz tadı var. Geliyor. Arkadaşlarım da alacaktır bence. Ben gerekli oranda kullandığımı düşünüyorum. Bence baskın bir kereviz tadı yok içinde. Peki havuç çorbası mı kereviz çorbası mı? Bunu bir ayırt edelim. Ben havuç tadı alamıyorum. Beşe küçük bir havucun kerevizin 3'te 1'i kullanıldı. İşte sence hangi çorba oluyor bu? Kereviz çorbası. Gerçekten mi? Tatlı kereviz çorbası hatta. 1'e 3 kereviz diyorsun. Evet. Beğenmedin mi? Hayır tabii ki. Bunun beğenilecek bir tarafı yok ki. Zuhal Hanım. O kadar. Peki Özgül? Vallahi Zuhal Hanım, Özcan Bey benim çorbama taneler olsaydı demişti. bunun içinde tane görmek isterdim demişti. Ya da bir mercimek çorbasıyla gelseniz daha iyi olurdu demişti. Evet. Kaç tane söz söylemişti. Portakal çorbası diye önümüze kereviz çorbası gelmiş. Ben de bunun içinde portakal taneleri görmek isterdim. Ne dersiniz? Var. Ben göremiyorum. Var. Portakal taneleri mi? Ben onlara... Ya? Hayır. Portakal dilimleri. Portakal yani küçük küçük parçalanmış. Küçük olmaz blender'daki. Eğer portakal çorbası. İçinde tencerenin dibini getireyim istersen bırakabilirim. Bir dal portakalla bütünleşmiş. Kereviz çorbası olarak değil de şu andaki içtiğim kereviz çorbası çok pardon. Kereviz çorbası değil, havuç çorbası. Bir şey söyleyeceğim lütfen. Dinleyin beni. Portakal çorbası olarak görmüş olsaydım pipet isteyecek mi sizden? Çünkü portakallı çorba için havuç portakal çorbası yapmadım ki ben. Portakal çorbası diye bir menüye yazmışsınız. Yok, portakal sen yanlış çorbası. Bence. Yanlış portakallı havuç çorbası. Portakallı. Fark etmez portakal. Ama bu ben de portakal görmek isterdim. Ne dersiniz? Yani portakal rengini taşıyor, tadını taşıyor. Kereviz tadından başka hiçbir şey almıyorum ben. Ve içinde şu koyduğunuz maydanoz taneleri mi bunlar? Maydanoz mu? Kereviz yaprakları. Kereviz yaprakları. Aynen. Kereviz sapı. Bir tane kereviz sapı var. Evet. Küçük bir kerevizin. Yani küçücük bir sapı var. Evet. Soğangillerden olduğu için aromatik bir tat versin diye. Sadece o bir dalın 4 tane de yaprağı içinde yine aromayla. En son demini alırken attım. Kereviz tadı aldım. Nur. Mama. Mama. Söylemek istememiştim. 3 aylık bir bebeğin emzinin içine koyup emzinin. Evet. Bu portakallı, havuçlu, kerevizliği koy bakalım o bebek senin bir daha yüzüne bakıyor. Ya işte. Bebek ama Özcan Bey de ağır değil mi bebek için ya bu? Özcan Bey de içmemiz için mamayı önümüze koymuş. Afiyet olsun. Yemedim ama. Bebekler bebek yorumu yaparsanız demek ki portakallı havuçlu mama. O şekilde görüyorsunuz. Bebek yorumu yapmadım mama dedim. Afiyet olamadı. Niye olduğu soğuk? Kadar olsun. En önemli soru niye bu kadar soğuk? Buz gibi Özcan. Çok soğuk. Neden bu kadar soğuk? Aslında tabii arkadaşlarımın ne zaman geleceğini bilmediğim için en kısık derecede ocaktan alarak geldim. Daha fazla yaptık, daha fazla eğer kaynatmış olsaydı. İki gibi başlarız demişlerdi. Benim bir şeyi var ya. Evet. Yoksa ocaktan indirdim. Bitme saati. Ocaktan indirdim. İçinde şey tanesi. Kereviz, herhalde yolda gelene kadar. Anlayamadım. Portakaldır o, portakal sana. Yo vallahi bulamadım portakalı. Portakaldır. Çok mu pahalıydı? Tencerede var getireyim isterse diyor. Yok, evet istersen da, gerçekten getirebilirim. Bütünleşmek istiyorsan portakal. Ben restoran işleten, hayır. Nur Hanım, restoran işleten ve eline çok iddialı. Tamam mama yani mama. Portakal çorbası değil. Böyle bir performans portakallı çorba değil. Mama. Tabii ki buyurun. Ben bir restorana gittiğim zaman çorbamı sıcak isterim. Özellikle de belirtirim. Kesinlikle. Benim restoranımda çorba yok. Çorba değilse doğru. Kesinlikle. Çok soğuk. Peki Nur, şimdi kereviz tadı aldım diyen var. Çok fazla portakal tadı aldım diyen var. Evet. Sen ne tat aldın? Ben portakalla kerevizi aynı anda eşit aldım. Yani ama doğru bir şey mi yapmış? Hayır. Yapamamış mı? Yapamamış. Çünkü neyi ayarlayamamış? Portakal, yani kerevizi ben duymamam gerekiyordu. O lezzeti almamam gerekiyordu. Evet, aroması içinde olacaktı. Ama bir portakal mama kadar nedir yani? Kereviz baskın olmayacaktı. Kereviz baskın diyorlar. Evet. Yani diyorum ya sadece kadar, okumuşlardır. Kereviz var içinde. Abi biz kerevizden yürüyebiliriz. Yürüyemezsiniz arkadaşlar. Bunun içinde Özcan Beyciğim. 5 havuca sadece 1/3 kereviz var. Özcan Beyciğim. Bu ne kereviz ya? Portakallı havuç çorbasına kereviz çorbaya yaprağı, mama diyen. Kereviz yaprağı havuç değil çorbasına, de damak tadında bu, kerevizle. Bu kadar çok eleştiriye maruz kalmayacaktınız. Kereviz yaprağı koymak zaten çok büyük bir risk. Portakal. Çok baskın bir karakter çünkü. Şu anda hala ağzında kereviz tadı var. Gerçekten. Kübra da alamamış. Ben zaten sizin vizyonunuzu gördüm Nur Hanımcığım. Vizyon çorbaya mama demek. Bu vizyonla bilmiyorum yani nasıl sunum yapıp damak lezzeti arayacağız sizde bilemiyorum. Mama demek diyerek Nur'u eleştiriyor. Cuma günü göreceğiz Özcan Bey. Bizim de beklentimizden çok fazlaydı. Hayır bir de yılan kafasıyla bize ne demek istiyor ben onu da anlamadım. Ama esnaf lokantası tuzluk ve karabiberliğinizle zaten masayı yerle bir yaptığınızı söyleyebilirim size. Ya o niye biliyor musunuz? Nazar olmasın diye koydum onu. Çünkü nazar verip de elimden tabak çanak düşmesin diye. Onu nazarlık diye koydum. Kem gözleri ona baksın diye. Nazar boncuğu kem gözlere ona değsin diye. Bizden de tolere etmemizi mi istiyorsunuz? Yo o inisiyatif benim elimde. Evet. Buraya şimdi bir nazar boncuğu koysaydı o zaman. Ara yemek ya. Evet o tuzlu hoş bir. Ara yemekten önce Özcan böylesi güzel, hoş, şık bir masaya o tuzluklar olmamış. Soğuk çorba. Herhalde ya unuttu. Tuzlukları ki bizimkileri kullanmış. Evet yemek yaparken onları kullanabilirsiniz. Pazartesiden beri vurgulaya üzerine basa basa Özcan Bey bize bir restoran işlettiğini söyledi. Evet. Yani bunlar ince detaylar, küçük detaylar ve dikkat edilmesi gereken bir detaylar. Anlatabilir miyim? Nur Hanımcığım. Buyurun. Çok dikkatimi çekiyor. Pazartesi yılan sembollü bir küpeyle gelmiştiniz. Bugün ayağınızda yılan botlarınız var, yılan derili. Ve kolyeniz böyle gözümü alıyor. Evet. Bize yılan falan mı demek istiyorsunuz? Yani üç gündür Zuhal Hanım bu yılan simgesi üzerinde taşıyor. Kulağında, ayağında, boynunda. Tabii Pazartesi günü vardı. Mesaj mı vermek istiyorsun? Ben öyle düşünüyorum şu an. Seviyordu belki. Küpem ve yüzüğüm vardı. Evet, bir mesaj var mı? Ben öyle düşünüyorum şu an. Ben mesajı aldım. Deri değiştirme zamanı gelmiş böyle. Öyle düşünüyorum ben. Ben derimi değiştirmem. İstediğim zaman değiştiririm. Onu biz bilemeyeceğiz. Göreceğiz Cuma günü. Bunlar da yakın akrabalarım. Etkisiz hale geldiler, burada duruyorlar. Aksesuar yaptınız, taşıyorsunuz. Evet, yakın akrabalarım. Sizi tebrik ediyorum o zaman. Medusa diye bir teyzen var mı? Yok. Ya seviyordur kadın yılan figürünü belki de. Evet, ben farklı bir karakterim. İnsanlar akrabalarına yılan denmez ya, yılan diyemez. Farklı bir karakterim yani. Ben. Akrabalarınızı sevmiyorsunuz galiba. Onlar beni sevmiyorlar diye. İşte sorun da burada kaynaklı. Tam ben diyecektim ki. Ondan mıdır kayınvalidem elti görünce girdi. Evet. Ben biraz çünkü böyle... Gelgiseli olan bir kadınsınız sanırım. Evet, köşelerim var, kenarlarım var. Sorun sizde bence. Hepsinde bir anda sorun olacağını düşünmüyorum. Yapacak bir şey yok. Bana biraz hafif kalıyorlar. Köşelerim var diye kıvrak bir yılanı seçmek de enteresan bence. İşte yılan her tarafa köşe bucak girer. Yani diliyle, zekasıyla, tıs diye sesiyle her tarafa girer. Sanki herhangi bir yerden yılan çıkacak. Sanki bizi sokacaksınız her an. Korkuyorum da yüzden. Arkadaşlar şimdi bir şey yaptım. Sevgili arkadaşım Fatih Yüreğe buradan selamlar, seyrediyor bizi de. Diyorsun. Rakip. Keşke gerçek olsaydı o taktığınız da. İmitasyon çakmalarını kullanmak. Gerçek olsa burada ne işi var? Gerçekleri etkisiz hale getirdim Özcan Bey. Öyle 1 milyon dolar falan onun gerçeği. Pazartesi de dikkatimden kaçmadı değil. Ne kadar yakalıyorlar değil mi yarışmacılar her şey? Bak benim dikkatimi bugün çekti. O diğer günlerki yılan bugün fazla büyük olduğu için. Yani bugün de vurguladığı için artık sormak istedim. Bayağı vurgulamışsınız çünkü. Ben farklı bir karakterim, farklı bir insan olduğumu düşünüyorum. Herkes farklıdır tabii. Siz de kendinize öylesiniz. Evet, ben bir bayan olarak da. Farkınız ne diğer bayanlardan? Daha anlayamadınız mı? Bir Özgül Hanım'a bakın. Size anlayabilmek için ansiklopedi gerekiyor. O da Özcan Bey zaten o açıklayacaktır. Gelince sıkıcı bir ansiklopedi. Nedir derken her insan farklıdır. Her insan farklıdır. Aynen öyle. Evet. Sen peki bakın ona bakın buna bakın derken. Ben onu niye anlayamadım. Bayanlardan farkınız ne diye sorduğu için dedik ben olamazsınız, ben siz olamam. Farklı bir karakterim. Ben zaten sivriliyorum. Hani... Çok pardon şimdi ben böyle bir hani Özgün Hanım'a bakın o zaman biz ne oluyoruz ben onu anlayamadım. Hayır şöyle ki yani kadın Kübra olamazsınız. Evet siz Özgün Hanımcığım. Buyurun. Can Bey dedi ki sizin diğer bayanlardan ne farkınız var dedi. Ben de şimdi burada 3 tane bayan olduğumuz için. Hanım ya da kadın diyelim ben bayan kelimesini sevmiyorum. O yüzden dedim ki yani bakabilirsiniz Kübra Hanım farklı bana göre ben... Herkes kendine göre farklı. Onu anlatmaya çalıştım. Herkes nevi şahsına münhasırdır. Karakteri, şöyle demek istediniz galiba birazcık. Bir onlara bakın, bir bana bakın. Aramızdaki farkı görün demeye çalışıyoruz. Evet, farkı görün dediniz. Evet, biraz öyle oldu konuşmanız. Öyle oldu, ben öyle hissettim. Can ben öyle hissettim. Ben zaten her girdiğim ortamdaki farkım göze çatar. Yani ben her girdiğim yerde bir... evet Nur gelmiş. Bende de öyle derler. Sevgili bir karakter misin? Köşeleri olan. Evet. Olabilir canım. Herkes kendini, o da öyle tanımlayabilir kendini yani. Ama herkes farklı. Kime göre, neye göre, kendine göre. Küçümseyici bir şeyle söylediğini düşünmüyorum. Öyle değil mi? Ama öyle anladım. Öyle anlaşıldı yani. Ben öyle anladım. Umarım öyle değildir. Yani yüzümde fark ettiniz Can Bey. Çok affedersiniz. Yani sizin ne işiniz var burada? Ben varım burada der gibi yani. Amacını anlamadım yani. Evet ben buradayım. Bak ne kadar güzel anlamışsınız. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Kimseyi küçük göremez. Yok küçük görmüyorum. Görmüyorsun değil mi? Öyle bir anlam çıkardılar. Yani ben öyle anladım. Bir onlara gerçekten bakın, bir bana bakın derken ne demeye çalıştım. Yani ben o ifadeyle zaten söylemedim. Yapmayalım yani konularınızı paylaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirler tartışılmaya müsaittir, açıktır. Öyle de olmalıdır. Ama yani bir sınır var. O sınırı geçmemeye özen gösterir. Yani suratınızda bir ton makyaj falan hoş olmadı bir kadına. O niyetle söylemediğini söylüyor. Yani kendinin zaten bir farklı olduğunu ve normalde de biraz sivri bir karakter olduğundan beni vuruyor. Bende de var bir ton makyaj değil mi? Yani şimdi ben ne yapayım yani? Şimdi yani onun da piercingi var, onun için yani herkesin kendine özgü bir tarzı, tavrı vardır. Öyle diyelim, tatlıya bağlayalım. Ve ara yemeğimiz neydi Özcan? Hem seyircilerimizi hatırlatalım. Hem ana yemeğimiz, ara yemeğimiz, ara sıcağımız. Kuzu etli çardak kebabı. Bu arada su isteyen varsa getirebilirim. Ben alabilirim. Hepimiz alalım. Yani ben onlar için taktığımı düşünüyorlar. Aa işte bize mi yılan demeye çalışıyorsunuz falan. Hiç alakası yok, benim tarzım bu. Nur Hanım zaten buraya herhalde akrabalarına kendini göstermeye gelmiş. Dün gelin görümce diye, kaynana diye bana girişti. Herhalde burayı akrabalarına laf sokmak için bir yer olarak görüyor ama milyonların önünde de akrabalarına yılan demezsin yani, bu kadar da değil. Boynundaki kolyeyi, yılan kolyesini akrabalarına benzetti. Çok şaşırdım, hayretler içerisindeyim. Akrabaları acaba nasıl bir yorum yapacak? Bekliyoruz. Bana sanki kebap gibi değil de böyle. Zaten börek efendim, kebap değil. Kebap olsaydı ana yemek olarak denirdi. İsmi o Türk mutfağında. Ama kebap olarak... Arkadaşlar yanlış mı yazdınız tahtaya dedim. Evet. Kebap yazıyor dedim, ara eve yazmışsınız. Ben de öyle zannettim. Paçanga böreği geldi önümüze. Muska böreği, paçanga değil. Bu dedim. Kebap olsaydı ana yemek olurdu arkadaşlar. Evet. Bu börektir Anadolu'da. Börek olarak. Şöyle bir şey var ama. Nasıl? Şöyle bir tüy mü, bakıl mı bilmiyorum, bir şey var burada ama. Göremedim ki. Bana yaklaştı. Tabii ki. Evet, tabaklarda siyah siyah benekler var. Hepsi silindi arkadaşlar. Bakın. Şurada, silindi şurada, arkadaşlar. Şurada. Silindi. Hmm. Emin olabilirsiniz. Böyle kıl gibi. Hı-hı, kıl gibi bir şey. Direkt gelince zaten. Hemen değiştirebilirim. Böyle zorundasınız ya. Olabilir. Ben var fazlası efendim. Tamam. Var mı? Var tabii. Alabilirim. Bir şey çıkmış içinden. Nereden çıkmış? İçinden. Üzerinde bakın şu. Ben bir bakacağım. Bakın lütfen, bakın. Bakacağım bir saniye. Şeffaf bir rengi olduğu için beyaz mı gri mi rengi tam anlaşılmıyor. Sen bir bak istersen Özcan da şey olmasın. Nerede? Bakın şurada. Nerede? Bakın şurada. Beyaz ya, tabakla aynı renk. Evet, tabakla aynı renk olduğu için görüyorum. Ben kesemedim yani. Hani ne var orada? Bakın bakın, görmüyor musunuz? Uzun şöyle bakın. Gerçekten görmüyorum. Bakın ya. Vallahi görmüyorum ama değiştireyim. Hemen değiştireyim. Kıl gibi bir şey var. Evet. Evet, ben buradan gördüm. Yok değil yani. Gözlük kullanan bir insanı ben normalde buradan gördüm, inanın bana. Tamam, hemen değiştiriyorum. Allah'tan yedeği var. Var yedeğim var. Hemen yenisini getiriyorum. Anadolu'da bir börektir dedi. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben börek gibi bir şey görüyorum. Bence Anadolu'da bilmiyor bu böreği. Bir de şöyle bir şey var. Hazır üfle kullanmış Zuhal Hanım. Evet, el emeği olmasını tercih eder. Hazır üfle değil mi? Evet yani. Evet. Bir el açması, hamur. Sen hayatın boyunca evde yufka açtın mı acaba? Kim? Tavuk sarmayı bilmeyen bir insanın yufka açtığına inanmıyorum ben. Ben mantımın hamurunu kendim açtım. Böyle bir durum söz konusu. Şu anda... Sen açılmış tavuğa rulo yapamamışsın. Rulo yapamamışsın. Ya inanamıyorum. Dövülmüş. Şimdi burada bir dinleyelim. Dövülmüş, dedi gitti. Hazır edilmiş, iç harcını alıp koyacağınız ve saracağınız tavuğa. Bunu bile yapamam. Özcan Bey, ben kendi açtınız mı diyorsun? Ben kendi mantı hamurumu kendim açtım. Ben yufkadan bahsediyorum. Yufka dedim. İzleyici de şahit, ekip arkadaşlarım da yufka dedim. Canım, mantı açtı kadın yani. Bu nasıl bir şey? Ben şu anda gerçekten Özcan Bey beni sanırım tek rakip olarak görüyor kendisine karşı. Benim yaptığım, gözle gördüğü şeylerde bile kendisi göremediği için acaba kimler algı kapanması yaşıyor? Ben de ona şey oldu, bu kadın montaj. Ara sıcakları kıyaslarsak emek olarak tabii ki daha fazla. Şimdi ama ince de açmıştı. Ve Zuhal Hanım şu anda bu yorumuyla gerçekten bana karşı bir misilleme yaptığını göz önüne serip Özcan Bey'i şu anda şiddetle kınıyorum yani, elle açtım. Esefle kınıyorsun. Ne dedi bana? Hayatınızda mantı açtı, hamur açtınız mı dedi. Hamur açtınız mı demedim, öyle bir cümle kullanmadım. Ne dediniz? Yufka açtınız mı dedim. Ne fark eder, yufka açtım işte. Yufka teknik olarak bambaşka. Burası iyi yufkacılar yarışması değil, ben yufka açmayı tercih ettim. Ben baklava yaptım, 40 baklava yaptım. Eğer iyi yufkacılar yarışması açsaydılar workshop'una gider katılırdım. Bir gün yapıp gelmezsem bana da Özgül demesinler. Ne zaman? Bir gün yapıp geleceğim baklavayı. Bakın yapıyorum. Benim zamanım o kadar ucuz değil ya. Ucuz değil ama çok ucuz konuşuyorsun. Hayır. Kusura bakmayın yani. Hiç ucuz konuşmuyorum. Bana? Ben orada kaç yıldır tanıyorsun? Dünyanın en ünlü şefleri de bazı ürünleri kullanabiliyor. Ve yufkayı ben burada siz açamam. Siz restoran işi yapıyorsunuz. Açsaydınız. Restoran, siz işletmeciliğin ne olduğunu biliyor musunuz? Teessüf ederim. Aşçılıkla ya da şeflikle mi karıştırıyor? Ki aşçılar bile kendi alanlarında branşlaşmışlardır. Et ustası başkadır, balık ustası başkadır. Bakın lütfen dinlerseniz öğrenmenizi istiyorum. Ben dinliyorum. Öğrenmenizi istiyorum. Eğer bir mutfağa girdiğinizde işletmeci o mekanı işleten, koordine eden, yönetendir. Siz yönetici misiniz? Ama şef, ya benim oradan yaptığımı ben en başında söyledim. İyi dinleseydiniz, Ben çok iyi dinliyorum. Dinlemiyorsunuz. Siz beni dinlemiyorsunuz. Siz beni dinlemiş olsaydınız, siz nesiniz diye şef diye restoranınız Ben restoranda aşçılık yapmıyorum arkadaşım. Aşçılık yapıyorsunuz demedim. Hayır, bunu diyorsunuz sabahtan. Restoran işletiyorsunuz. Muhakkak ki bunları da bilirsiniz, değil mi? Neyi bilirim? Bir çorbanın soğuk gelmemesi gerektiğini, bu yufkanın elle açılması gerektiğini. Bakın arkadaşlar, bu mutfakta siz de vardınız değil mi? Bu yemekleri önceden pişiriyoruz. Ve ancak ısıtabiliyoruz. Bunu çok ısıtırsam bu yağ çeker. Ben ondan bahsetmiyorum. Neden el yapmadı diyorlar. Evet. Zaten onun cevabını veriyorum. Ben zamanımı doğru kullanıyorum. Şöyle yapalım mı? Senin dediğin de yersiz oldu. Zira bir şey açabildiğini, hamur veya el açması bir şey yapabildi. O günkü mantısından gördük. Seninki de şöyle yersiz bir eleştiri oldu. Bir restoran işletmecisiniz. Bunu elinizle açabilirdiniz. Hayır. Dediği gibi aşçı ya da şef olsaydı evet olabilir ama hani normal yarışma içerisinde böyle bir şey bekleyebilmeniz de normal. Ama hani restoran işletmecisiniz, niye el açması yapmadınız da saçma o bir değil. Argüman. Yani biz, çünkü aşçı ya da şef yani değil. Ben şunu beklerdim ama. Hayal el açması olması için aşçı şef olmasına da gerek yok. O da ayrı gerek yok. Hani senin dediğin de o kapıya çıkmıyor. Benim hamurumu çok basite almışlardı. Peki senin hamurundan çıkalım bir buraya gelelim. Sen pazartesinde kaldın artık. Bugün Can, benim soframdasınız. Böyle bir sofrada yemek yemek için 5.000 lira ödemeniz lazım bakın. Ne? 5.000 lira ödemeniz. Niye? Bu dizaynda, bu organizasyonda bir sofra için 3.500 ve 5.000 skalasında bir bedel ödemeniz lazım. Tuzlu ve karabiberlerde içinde mi? Tuzlu ben özellikle nazar koydum. O böyle hani kötü gözleri alsın, kötü enerjiyi çıkarsın diye. Bu kadarı taşıyan iki tuzlu taşırdı. Ne demek istiyorsunuz ki yani bu yorumunuzda? Yani hangi yorumda? Böyle bir sofraya anca... Adisyon keseceğim miyiz için? Yani anca böyle bir sofrayı burada mı görebilirsiniz demek istiyorsunuz? Hayır, estağfurullah. Olur mu öyle bir şey? Öyle olur mu? Hayır. Ne demek istedim? Keyifli bir sofrada oturuyoruz. 5.000 lira vermeniz gerekiyor dediniz yani. Biz masaya layık değilmişiz de. Evet, siz bu masayı hak ediyor musunuz? Siz layık olun. Eğer siz layık olun. Biraz öyle bir anlam oldu. Yok, hayır. Evet, siz, ben öyle algıladım arkadaşlar. Ya da şöyle bir anlam çıktı. Siz değer veren gitmediniz, görmediniz. Evet, nerede bulup da ilgili anlarsınız ki? Hayır. Gibi mi? Ben, bak yanlış anlaşılabilirsin bu konuda. O zaman hemen o zaman altına çekebilirsin. Yok. Ben hemen. Bence hemen açıklamanı yap. Hemen açıklayayım. Sıcağı sıcağına. İnanılmaz buradaki konuklarımın her birine ayrı ayrı değer verdiğim için size gerçekten mükemmel bir masa hazırlamaya çalıştım. Ve bunu başardım, elimden geldiği kadar başarmaya çalıştım düşünüyorum ki bugün sizler de kostümlerinizi bile giyerken, buraya gelirken bu özende ve bilinçli olduğunuzu görüyorum. Yani fakat burada şimdi benim bu masayı başka yönde yorumlamak yerine tutup da burada niye hazır yufka kullandın bu olmuyor ya. Çünkü ben yufka açmayı bilmiyorum. Ve bilsem de çok iyi yufka da açsam bugün gelip bu menüyü yaparken burada yufka açmazdım. Peki. Bu masada yemek yiyebilmek için 5.000 dolar ödemeniz gerekiyor dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 10 TL bile vermezdim o masaya ben. Özcan Bey bilmiyorum hangi kulvarlarda yarışıyor, kendini nerelerde görüyor bilemiyorum ama masaya bizi layık görmediğini belirtti. Ve arkadaşlarım, yarışmacı arkadaşlarım tepki vermediler. Ben dile getirdim bu nasıl bir şey ya? Hani algı kapanmasından bahsediyorlar. Kimlerin algıları kapalı? Açıkçası sorgularım, izleyiciyi bırakıyorum. Zaten bugünkü Özcan Bey'in vurguları, bu konuşma tarzı, kendini üst seviyede, bizi alt seviyede görür gibi konuşmaları beni çok rahatsız etti. Bunu masada da dile getirdim. Sanki biz hiç hayatımıza restorana gitmemişiz, hiç böyle masalarda oturmamışız gibi konuştu ama o da boş konuştu. Hemen börekle ilgili geçelim eleştirilere. Evet Can. Şöyle ki yufka açmak gerçekten zor bir iş ama açılmış yufkayı da pişirememişsiniz, öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çünkü içi hamur, yine böyle çiğnerken zorlanabildiğim bir hamur içerisinde. Gösterebilirim istiyorsanız, inanmıyorsunuz. Genelde görmüyorsunuz gerçi tabağın içerisindekileri siz ama gerçekten hamur. Dışı güzel pişmiş. Ayrıca şeklini çok güzel vermişsiniz. Sunumunuzu beğendim açıkçası. Teşekkür ediyorum. Normalde göstermeyi sevmem ama şöyle bir yağ istemezdim ben. Yağ mı o? Bu yağ. Ama bu kasaptan kuzu etini aldığımda bu böreklik, içinde ben onun tek tek elime mikroskobu alıp bunun içinde yağ mı var, bunun içinde kıl mı var? Yani şey olarak anlamı, tabir birbirini bağlaması anlamında konuşuyorum. Yağ oranına yani tutup da bu çok yağlı bir etmiş. Burada ufacık parçalar bunlar bakın arkadaşlar. Bu ufacık bir parça değil yani. Ufacık bir parça. Tabağımdaki en büyük etten, daha büyük. Bende de aynısı var. Ben bunu yemek zorunda değilim. Şunu şöyle düşünün. Bu kasaptan benim alıp direkt sovanın üstüne attığım ve beraber karıştırdığım bir şey. Ben burada asker sayımı gibi sağdan say. 1, 2, 3. Bu yağlı geç. Bu sağ. Bunu hemen bakmam, uğraşmam. Ama bunlar yani detay benim. Biz lezzete bakın. Beğendiniz mi, beğenmediniz? Biz de kasaptan Can Bey, beğendiniz ya da beğenmediğinizi yorumlayabilirsiniz. Ama içinde sen bunun sayısına niye bakmadın? Burada çok büyük geldi dersen. Kesinlikle ben buna katılmıyorum arkadaşım. Ben kasap değilim. Peki Nur sen nasıl tanımlarsın bu durumu? Hiç de normal değil. Çünkü diğer etleriniz yani görünmeyecek kadar. Yok. Evet öyle olmaz zaten. Börek eti bu. Tamam börek eti de bu yağı ne? Yağı? Ya da yanının süsü olmasa zaten sizin yaptığınız köfte sizin yaptığınız dolma gibi olur. Sizin anlayışınız buysa bir işletmeci ve bir restoran olarak. En azından olarak, ben hiçbir şey söylemiyorum Özcan Bey. Gerçekten hiçbir şey karnımı doyuracağım artık. Söylemiyorum yani. Size yaptığınız yemekleri siz yersiniz o zaman. Afiyet olsun. Beğenmedin mi Nur? Yok. Hayır. Eyvah. Evet. Saygı duyuyorum. Can Bey katılıyorum. İçi pişmemiş, pişmemişten ziyade içinin sosu da birleşince çok çok yumuşak bir şey. Pişirmeden mi kaynaklı, kalın mı sarılmış sana göre? Hem kalın sarılmış hem de içindeki sosla yumuşatınca pişmeden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Çok kalın sarılmış. Bayağı bir katı var yani güzel, burada gördüğümüz zaman. Dışının çıtırlığı güzel çünkü. Evet evet. Aynen. Yani içinden pişmemiş olsa. İçindeki yağ da şöyle yapabilirdi. Hani diyor ya beyefendi, kasaptan aldım, getirdim, koydum. Ben zaten yufkayla uğraşmam, açamam. Onunla uğraşamam, yapamam. Evet. Küçük küçük zaten etler. Yağlar iri iri. Piştikten sonra o yağları oradan çıkarabilirdiniz bizim için. Bir de et, bunu yapabilirdiniz. Etten neden büyük? Yağ neden etten büyük görünüyor? Ve yani ayrıca... Aynı kasaptan doğran... Benim tabağımda kalmadı ama rica etsem Nur Hanımcığım şöyle tabii bir kuşbaşı boyutunun kaçta kaçı sizce bu et? Ne kadar daha küçük olmalı? Bakın Zuhal Hanım bende de bakın aynı şey görünüyor. O da mı yağ? Aynen yağ. Evet, en azından etten küçük olabilirdi yağ. Yani kararınız biz ondan bahsediyoruz. Ben bir dakika arkadaşlar, ben burada bu etleri doğradığımı iddia etmiyorum zaten. Ben bunu söyledim. O zaman söyledim, bir takım şeyler lütfen kabul edin. Şey mi? Hayır ben kabul ediyorum zaten. Ama bu... Yok bunu... Sen kabul ediyor musun? Bu yağın anormal olduğunu. Anormal olduğunu kabul etmiyorum. Boyutu, bizim itiraz ettiğimiz burada boyutu konuşuyoruz. Bence ha, bu... Evet yağ, buna boyutuna takılılmamalı. Orada o yağın o etle ve domatesle biber. Evet biberle... Şimdi o zaman bugün. Tolere etmesi gerekiyor. Yok tolere etmeyin arkadaşlar. Puanlarken kesinlikle tolere etmeyin. Vallahi öyle. Ben dedim ya. Kesinlikle yok, tolere etmeyebilirsiniz. Yalnız şey var, Özcan Bey çok güzel öğretmen rolüne giriyor, komutan rolüne giriyor. Ben kendimi hiç hayatımda görmediğim şeylerle karşı karşıya buluyorum. Mesela? Yemek, yani sanki yemek yemiyoruz da bir savaşın içindeyiz ve bizler askeri ihtima altındayız. Değil mi? İhtima altındayız. Korktum ben, nefes alamıyorum, yorum yapmaya korkuyorum, sessizde kalıyorum. Evet, bir üst tondan çünkü. Yani biz gerginliğinizde de yansıtıyorsunuz. Gardınızı çok farklı anlıyorsunuz. Gerginliğiniz Özcan Bey. Evet. Bakın çok zor, farkındayım. Ortak görüş gergin olduğu yönünde. Evet. Gergin değil aslında. Gerçekten. Birinci ve ikinci güne göre çok gerildim. Sadece var ki gerçekten ben şu anda korkuyorum ki bir şey söyleyeyim. Estağfurullah olur mu öyle şey? Niye korkuyorsun? Yok ciddi anlamda söyledim. Yani sizin gibi olup savunamayayım mı? Ya da arkasında duramayacağım bir yemeğim yok ya. Hayır, ev sahibisiniz. Yani biz daha gelir gelmez bu volümle sonuna kadar düşünemiyorum yani. Hayır. Özcan Bey'den niye korkuyorsunuz? Yani korkacak hayır ne yani, var ki yani? Sanki konuşuyoruz burada. Yemek eleştirisi yapamıyoruz, yorum yapamıyoruz ve sürekli onun konuşmasından biz yoruma geçemiyoruz. Sabahtan beri pop mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ama eleştirimizi tabii ki yapacağız. Biz eleştirmek için buradayız. Evet, hayır. Neden korkuyorsunuz? Sıra gelmiyor, sıra gelmiyor. Yani Özcan Bey'den bana sıra gelmiyor. Bir yorum yapamıyoruz. Bir yorumda kalıyoruz yani. Yap şimdi şu an tam sana zaman. Ben hamur mu sana göre mesela içi? Hamur içi hamur. Eti sert geldi. Bu yağı kesinlikle Zuhal Hanım kesinlikle görmek istemezdim. Çok kötü bir görüntü gerçekten. Yani benim ara yemeğime çok laf edildi. Madem hani siz aşçı değilsiniz, şefsiniz. Benim hamuruma şef da yorum yaptı. Böyle bir şey ne dedi? Ki. Ne dedi? Yani ben bir şey söylemek istiyorum. Ama şef bir dakika. Hayır restoran işletmesi yapıyorum dedi değil mi kendisi? Evet. Ama az çok bir hamurun nasıl olduğunu bilmesi gerekmez mi sizce? Müşteriye sonuçta her şeyle ilgilenmez misiniz? Koordine etmez misiniz ya? Bir sunumun doğru veya yanlış olduğunu bilmez misiniz? Özcan Bey ben soruyorum. En azından mutfakta ne yapıldığı ile ilgili fikir sahibisinizdir. Ben takip ederim. Olur. İşletmecilik bu değil midir? Nedir bir daha söyleyemadım. En azından bilirsiniz mutfakta ya ne yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olursunuz. Evet. Hangi et kullanılıyor? Nasıl sunum yapılıyor? Müşterinin buna verdiği tepki tabii nedir? Ki. Şimdi sunumumuz çok beyefendi, güzel. Beyefendi sunum güzel. Ben tersini şey iddia ediyorum. Bakın. Bakın şimdi burada hepimiz yarışırken aynı şeylerle ben bunu defalarca pişirdim ve ben bunu 2 tane et yemeği riskine size göre öyle bir yorumla karşılaşacağım ve bu yorumu yaparak bunları bütün bu eleştiri alacağımı da biliyordum. Fakat konuşabilir miyim? Tabii ki lütfen. Ama şimdi ürünleri belli noktalardan almak zorundayız ve fabrikasyon bir yufka var. Bir yufkacıdan bu yufka böyle alınsa çok daha ince ve çok daha kıyır kıyır olur. Bu gereken tatminkar bir cevap mıdır sizi? Ancak bu kadar açıklayabilirim arkadaşlar. İçinin hamurluğuyla bağdaştır bu cümleni. Yani şöyle şimdi paket yufkalar birazcık daha kalın oluyor. Ha. Ama biri yufkacıdan bunu alsanız zar gibi biliyorsunuz yufkacı. Hepimiz biliyoruz herhalde. Hepiniz aldınız değil mi eviniz? Şöyle bir şey var. Ama nasıl? Ama bunun bir belki daha mı az sarılır? Evet, az sarsaydınız böyle olacaktı. Zaten yufkalar küçüktü. Bir şerit halinde çıkartıyorum bunu ve aldığı 3 tur 4 turdur bunun. O olmak zorunda. Bu kalınlıkta 2 tur bile olurdu. Bir de sulu bir malzeme koymuş sanırım içerisine. Piştiği zaman içinde hamurda bunu çekiyor. Tabii dolayısıyla birazcık hamurlaşıyor. O börek lezzetini almak isterdik. Alamadınız mı? Alamadım ben. Sınıfta kalmış gerçekten. Evet. Gerçekten sınıfta kalmış. Hay Allah. Bir şey demedim, sınıfta kaldık dedim. Özcan Bey, şimdi şöyle bir şey var. Lütfen bize hitap etmeyen veya bizim beğenmediğimiz şeylere bizim yorumlarımıza saygı duymanızı istiyorum. Saygı duyuyorum zaten. Ama kabul etmiyorsunuz. Kabul etmiyor değilim, savunmamı yapıyorum. Ama gardınızı almışsınız. Ama öyle ne bir yani? Gard... Ben Mevlana değilim ki. Hayır. Sola yanağıma tokat atınca buyur sağda vur demeyeceğim ki. Hayır öyle bir şey demiyorum. Yani bakın, bizim verdiğimiz tepkilere lütfen biraz daha ev sahibi olduğunuzu bugün unutmayın. Ve bir tık daha alttan... Bir dinleyin ilk önce. Dinliyorum zaten, sonra cevap veriyorum. Hayır, hayır dinlemiyorsunuz. Hayır, yani daha Can Bey bile size daha bir şey söylemeden siz hemen ona karşı böyle bir çıkışla... hayır hayır hayır. Önce dinledim. Can ne dedi? Can'ı bütün dinlediği kelimeleri eğer aynı anda konuşuyorsak nasıl duyabilirim? Yani 3 tanesini söylüyorsa 2,5 tane de siz zaten atış yapıyorsunuz karşıya. Biraz daha sakin. Tamam, ne yapmamı istiyorsunuz? Ama bir dinleyin yani ne için? Ama ben hiç... Neden? Hiç burada, hiçbir zaman... Ne yapsaydım, şunu mu yapsaydım? Haklısınız arkadaşlar. Görüyor musun Özcan bugün de gününü oynadı. Çok mu? Ben buyum arkadaşlar ve benim soframdasınız. Ben eleştirilere cevap vermek zorundayım. Onun için buradayım. De. Bu kadar. Tabii ki beni savunacaksın. Ana yemeğe geçelim. Eline sağlık. Lütfen. Neydi ana yemeğimiz? Biftek ana yemeğimiz evet. Soslu. Ha biftekleri dövüyordu kendisi dövüyordu. Evet. Ne soslu? Gravy soslu. Ha gravy soslu. Bir de ne sosu vardı? Ajvar. Ha ajvar vardı. Ajvar. Evet. İki soslu bir et yiyeceğiz. Bu versiyonuyla ben de ilk kez yiyeceğim. Evet. Gravy soslu etler yedik ama ajvarlı da yedik. Evet. Yani biraz böyle süslendirmiş isimlerle, terimlerle bakalım. Sükse yapmış diyorsun. Evet, evet. Ha, yapmasın mı televizyon programı? Tabii yapsın. Onu bir de bakalım acaba gerçekten öyle bir şey var mı karşımızda? Özcan Bey inanılmaz derecede bize karşı zırhlarını takınmış. Hep üst şekilde yani ses tonu çok yukarılardaydı. Ben evet yakıştıramadım. Çünkü ilk zamanlarda çok her şeyi tolere edebilen, her şeyi sineye çekebilen, bayanlara evet güzel yaklaşımları olan bir insandı. İttifat tarzında ama bugün inanılmaz derecede tırnakları dışarıdaydı. İnanılmaz gergindi, terleyen bir yapısı vardı, eli titreyen bir yapısı vardı. Ve bu gerginliği sesinin yükselmesine de sebep oldu. Hatta Özgül Hanım bir ara korktuğunu söyledi. O yüzden büyük ihtimalle beceremediğini anladığı için gerildi kendisi. 2 gündür neden et üzerine et yediğimi anlamış değilim. Neden Türkiye'de çok güzel peynirler var, şöyle peynirli bir börek, etin öncesinde bir ıspanak, bir sebze, neden yiyemiyorum ben? Neden 2 gündür et üzerine et yemek zorundayım? Özür dilerim Can, gerçekten ve ben bununla ilgili menülerine bir araştırma yaptım. Etin zararlarıyla ilgili. Manipülatörler benim ilgi alanım dışındadır. Manipülatörler bir, asparagasçılar 2. Sizin gibi böyle resital yapacağım, okuyacağım bakın. Tabii tabii tabii. Gibi okuyorsunuz ya bir şeyleri. Fazla et tüketmenin zararları nelerdir Özcan Bey? Evet. Fazla et tüketmenin zararları nelerdir? Doymuş, yağ ve sodyum içeren yüksek olan kırmızı etin aşırı tüketimi obezite, kardiyovasküler hastalıklar, felç, tip 2 diyabet gibi hastalıkların görülme olasılığı artışına neden olur. Yüksek oranda protein alımı ise idrarda kalsiyum seviyesinin artmasına, dokuların tahrip olmasına, böbrek ve karaciğerlerin aşırı çalışmasına sebep olur. Taze ve işlenmiş kırmızı ette bulunan bazı bileşenler bu hastalıklara yakalanma riskini daha da arttırabildiği gibi kişilerde başta kolorektal kanser olmak üzere kansere yatkın hale getirmektedir. Tabii biz de burada bir baş hayvanı yiyoruz ya oturup. Dışarıdan ambulans var mı? Bu kadar şey var. Tövbe estağfurullah. Bayağı bundan sonra cenazemiz çıkacak gibi hissettim. Umarım sizin menünüzde tavuğun... Bayağı çalışıyoruz. Tavuğun, etin... Ambulans falan bir şey var mı dışarıda? Menüsünü merak ediyorum. Acaba kendisi bize sebzeli olarak o etlerin arasına sadece sebze mi yapacak? Çok yakında. Yani inşallah hayırlısı göreceğiz. Yarın göreceğiz. Bakalım, çok merak ediyorum. Bakalım bu kadar lafı bir de bu demeci merak gerçekten. Aynen. Eğer sen de 3 tane et kullandın veya 2 tane yandın. Evet yandı. Bittik yani o zaman bilmiyorum ne diyeceğiz değil mi? 2 tane etini hatta siz de 3 tane etini arda arda yedik. Doğru. Öyle olmayacak. Burada peynirli bir börek yapabilirdin Özcan. Tıpkı aynı şeyi Kübra'ya da söyledik. Evet. Yani zaten hani bu arada şu yağ meselesine gelince dedi ki kuzu etinden yapılır bu börek. Doğru. Yağ da konulur. Doğru. Ama alınır. Dur. Hazır. Ama bunun bir boyutu, oranı olur. Bu kadar yağda çıkıyor. Bu biraz sinir kıvamında. Yağ erir biraz. Bu kadar yağ çıkıp bu kadar her serviste olmaz. Çıktı Zuhal Hanım. Olmaz. Evet. Onları dediğin gibi ya pişirdikten sonra aralıcı bıraksın ya da yani aldın kasaptan kesebilirdin o yağını. Peki sabah mı verelim? Ha bunu da mı vereceğim? Dedik yani ben işletiyorum değil mi? İşletmeyi işletiyorum dedi restorana. Dedi ki ben şef değilim, çocuk mu aşçı değilim. Hayır aşçı değilim. Özcan Bey o kadar bastırdı ki korkuyorum sesi yükseltmeye. Vallahi yine oradan şey dedi. Tamam hamur. Hamur. Dedi ki ne? Hayır dedi ki ne? Ben dedim. Hamuru dedi yufka aldım çünkü ben hamur açmaktan ne anlarım dedi. Sen dedi hiç mutfağa girip hamur açmış mısın? Tamam onu çürüttük o şeyini zaten. Hayır çürüttük. Sen baklava tartıştın zaten. Onu bitirdik sanki ya. Artık hani başka şeyler mi konuşsak? Çürüttük de. Özgül Hanım bir de çok rica ediyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne konuşacağız? Sizin de olmayan tatlınızı. Neden herkes her şeyi konuşuyor? Olmayan ara sıcağınızı, olmayan çorbanızı. Yani sadece ara sıcakta yemek yiyebildik. Ha, neyi konuşacağız? Sizin menünüzü mü konuşacağız? Hiç olmazsa konuşulacak daha çok şey vardı. Tatlımın olmadığını ben zaten dün kabul ettim. Onun dışında bütün yemeklerimin arkasındayım. Nasıl olabilirsiniz evet, arkasındayım. Dün de zaten salonunu yaptım Can ben. Can Bey burada devreye girebilir miyim? Tabii buyurun. Siz dün Kübra Hanım'ın çorbasını kesip bizden önce siz fark ettiniz. İki hatayı da siz fark ettiniz, hatta üçüncü hatayı da siz fark ettiniz. Çorbası kesilmiş dediniz. İçli köftenin pirinç bulgurları kesinlikle yanlış tercih, iri bulgur alınmış dediniz. Her şeyi bir bahane buldunuz. Salataya tuzu dediniz. Neden ama siz bulamadınız peki? Ona rağmen hayır. Biz zaten kendi gördüklerimizi yani söyledik. Hepinize soruyorum Can Bey. Gerçekten içli köftedeki siz biraz detaylı köftenin olmayışını. Nereye geleceğim? Aynı şekilde çorbanın en basiti çorbanın her gün çorba yeriz. Türk mutfağında vardır evet, yani. Evet, yeriz. Çorbanın kesik olduğunu nasıl anlayamadınız arkadaşlar? Ne sandınız o kesik kesikleri? Siz de böyle kaşığı aldınız, oynadınız. Asla. Son dakika fark ettin. Evet, ben bilinçten geçilemediğinizi düşündüm aslında. Bu işte son dakika yani fark ettim. Ama tadında siz de o kadar güzel sakladınız ki. Bugünkü çorbadansa benimki hiç olmazsa içilebilecek bir tadı vardı. Süt koyduğunuzu bile söylemediniz mesela. Sormadınız. Ama bunu söyleyebilirdiniz. Ben bunu sütle... Ben çünkü içeride söylemeye. Hayır, korkmak değil. Ben içeride zaten çorbamın kesildiğini anladım. Ama neden gelip de size ben çorbamı kestirdim diyeyim ki? Neden diyeyim? Ama ben kekime kabartma tuzu koymadım. Yaparken çorbayı kestiriyor musunuz? Tabii ki kestirmiyorum. Sütü nasıl koymanız gerektiğini biliyor musunuz çorbaya? Tabii ki biliyorum ama burada ısıtıp... Neden ısıtmadınız? Çünkü son dakikaya kaldı. Ama bu şekilde. Can Bey neye değinmek istiyorum? Biliyorum neye değinmek. Bu kadar eleştiriden sonra, bu kadar beğenmediğiniz bir servisten sonra verdiğiniz puanı hala sorguluyorum. Neyi sınavdan verdiniz? Benim buyurun. Benim için ana yemek çok önemli. Sizin ana yemeğiniz yoktu. Ben sizin bakın ana yemeğinizin yanındaki ürünlere ekstra puan vermek zorunda değilim. Taratorunuzu beğendim. Salatanız mevsim salatası zaten. Bugün de mevsim salatası gelseydi gerçekten çıldıracaktım. İyi de çorbanız kötüydü. İçinde havuçlar yüzüyordu. Tatlınız bakın. Orada da söyledim. Kermes tatlısı gibi dedim. Asla buraya yakışan bir tatlı değildi o. Kekin üzerine krem şantiyi koymuşsunuz gelmişsiniz. Kaç dakika olmuş Gürbüz? Şu an 7. dakikadayız Zuhal Hanım. 7. dakikada şu an sordunuz. Söylediklerinizle yaptıklarınızı, konuştuklarınız çelişiyor. Öyle mi diyorsunuz? Seviyorum diyorsunuz. Demedim mi arkadaşlar dün seviyorum demek başka bir şey. Benim sıramda olması gereken bir oranda konması gerekir diye konuşuldu. Doğru, haklı. Evet. Hepten tuzsuz demekte bir hata var demek. Konuşuldu. Onu da hatırlatırım. Hiç tuzlu direkt unutmuşsunuz zaten. Tamam, senin de kabartma tuzun. Ama ben bunu söyledim. Dedi ki çorbamı kesildiğini söylemedim. Söylemek zorunda değilmişim gibi bir şey kullandım değil mi? İfade kullandım. Ama ben söyledim. Ispanağımı unuttuğumu söyledim. Kekime kabartma tozu koymayı unuttuğumu söyledim. Ben de çorbayı blenderdan geçirmeyi unuttuğunu söyledim. Tam geçiremedim. Sürem de yetmedi. Koştur koştur değil mi? Hepsini yağsız aldığını da söyledim. Evet. Söylediklerime gelirse ben de zaten söylemiştim. Hiçbir şeyi saklamadım. Dinler misiniz bir artık lütfen? Dinliyorum ama siz de beni dinleyin yani. Hepsi konuşuyor. Zaten hep sizin. Ben mi konuşuyorum? Geldiğimizden beri benim günüm şöyle, benim günüm böyle, benim çorbam böyle, sizin şeyiniz böyle. Çok pardon. Şimdi izleyiciler izlediği zaman kimin daha çok konuştuğu belli olacak. Evet, belli olacak. Siz okuyun, belli olacak. Evet. Lütfen Özcan Bey. Yorumları okuyun. Şöyle ki. İnşallah. Ben başta söyledim, dediniz. Ben de aynısını yaptım. Ben daha başlamadan önce Zuhal Hanım'a da söyledim ve size söyledim. Tuz atmayı unuttum. Hamurunu kapattığım için tekrar geri açamadım. Lütfen tuz ekleyip yiyin dedim. Üzerinize geldikten sonra söyledim. Hayır, ilk başta söyledim demedim mi? İlk başta söyledim. Hayır, asla öyle bir şey yok. Hatırlamıyorsunuz. Yok galiba getirdiğinde söyledim. Evet, getirdim daha. Servise başlamadan söyledim. Biz tadına baktık. Evet, tadına bakıldı ondan sonra. Yok, dediler tabii. Daha sonra söyledim. Hayır demedi. Demediniz ben. Evet. Lütfen bakabilirsiniz. Ben ne söylediğimi, hani ben de ne yaşadığımı biliyorum ya. Lütfen. Sürekli böyle kendinizi yükselttiğinizi alçaltmayın lütfen. Hayır asla. Benim de B12 problemim yok. Ya ona bakarsanız siz çorbanızın kesildiğini bile daha sonradan söylediniz. Bu kadar açık sözlü biriyseniz şöyle ki. Açık sözlü değilsiniz. Hayır açık sözlükle de neden ben kendimi... Hayır. Yani Can Bey size çorbanız kesildi. Ben acı tadı var dedim. Evet. Siz de ben acı tadı... Rağmen. Bir dakika Kübra Hanımcığım dinler misiniz? Tabii dinliyorum buyurun. Ben acı bir tat var dedim. Siz hayır acı bir tat yok. Evet, neresi yok. Acı bunun dediniz. Evet, hala arkasındayım. Ve daha sonra size karşı tepkiler yükselince evet. Can Bey de çorbanın kesildiğini söyledi ve siz daha sonra en son herkesin buyurun. Çıkışı yükseldi evet. Ve daha sonra siz artık baktınız ki yani çorbadan bir şey çıkmayacak ve sonra itiraf ettiniz. Nasıl bir şey çıkmayacak? Ne? Evet. Çorbamın tadı gayet çünkü yerindeydi. Çorbanızı kurtaramadınız Kübra Hanımcığım. O çorba vahim bir çorbaydı. Öyle mi diyorsun? Evet. Kabul edildi. Çekildi. Yoktu. Kabul etmek gibi bir şey yok. Ben hala çorbamın arkasındayım. Tadı çok güzel bir çorbaydı. Lezzet çok acı içtik acı. Dur size göre acı. Giderek size göre acı. Evet, Can Bey'e sorun. Can Bey'e sorun. Acı değil, acımsı bir tat vardı kesildiğinden dolayı. Acıydı. Tamam bana göre değildi. Acı derken siz sizin şu acıdan mı, biber acılığından mı bahsediyorsunuz? Biber acısı değil, acımsı. O zaman bunu acımış, aynen, acımış. Çorba ama kesin acımış. O şekilde acımış. Söylerseniz ben de kabul ederim. Onu kabul peki. etmiyor. Bu şimdi, şekilde söylerseniz kabul ederim. Buyurun ana yemek geldi. Özgür nasıl görünüyor tabak? Şaka gibi. Bayılacağım. Sizler de yorumlayın. Her gün yorum yaptık tabakları sunumuna, tabaklamaya, porsiyonlamaya. Evet. Şunları şurada görmeseydik iyiydi. Neyi? Evet. Şu soslukları. Ben soslukları. Ben de özellikle buna dikkat edip ayrı ayrı pilavımı getirmiştim. Evet. Ben böyle sunmayı uygun buldum. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ve bu su nedir? Şimdi bu su buna sen bunlara de oo, bakın Zuhal Hanım'a bakın. Ben bunu kesip nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Yani anlayamadım. Şuraya bakın. Hep benim birbirine karışmış. Nasıldı? Bakın Zuhal Hanım şuna bakın. Keşke sizi de getirseydik. Birlikte arkadaş gibi izlerlerdi. Bir de can simidi değil mi Özcan Bey için şu anda kurtulması için evet, değil mi? Evet. Neden? Çok mu büyük oldu? Can simidi. Evet. Yani Özgül Hanım'ın sandalıyla birlikte arkadaş olabilirlerdi. Çok mu küçük? Gidiyor geliyor bana dönüyor laf. Çok güzeller. Bir de şuradaki şeylere bakar mısınız geldi. Lütfen? Evet. Küçükler değil mi? Eşit değiller. Hayır, yani tabak şimdi yani darmadağınık. Ben şu olaydan çok rahatsız oldum. Bir saniye Özgül. Şu olaydan çok değiştireyim onu ben. Oldum. Hayır bundan dolayı demiyorum. Ama bu soslukların evet. şurada olması gerekiyordu. Tabağın içinde Zuhal Hanım bunu tamam. hep vurguluyor. Yemeyeceğiniz tamam. bir şey tabağın içinde olmamalı. Tamam. Bir de bak bu yemeyeceğiniz bir şey derken yemeyeceğiniz evet. gibi tabaklar. Şu kaplardan bahsediyorum beyefendi. Soslardan değil. Tabaklardan. Benim mesela şu tabağın her tarafı lekesine bakın. Tabii. Evet bakın. Aynı şekilde. Bir de ben bıçak alabilir miyim? Gravy soslardan. Hangisinden deneyelim? Ayvadan, ikisinden de birer tane şey alın birer çatal. Evet. Ben de bir bıçak alabilir miyim? Tabii ki. Bir de su rica edeyim Özcan Bey sizden. Tabii. Suyu biraz önce de istediniz gelmedi. Ben ya. Evet. Bakayım buna. Ete az pişmiş mi yaptınız acaba ete? Duymadım Can. Az pişmiş mi yapmak istediniz? Çünkü çok fazla pembelik var benimkinde bakar mısınız? Çünkü orantılı pişmemiş. Az pişmiş. Ben genelde eti çok pişmiş severim. Dışı güzel. Pişmiş, içi pembe. Pişmemiş. Çünkü pişirememiş. Ruloma inanılmaz laflar söylemişti. Boğulacağım demişti. Su getirin demişti. Yutamıyorum demişti. Şu anda sanırım Zuhal benim ahımı aldığı için, yanlış yorumlar yaptığı için şu anda aynı şeyi kendisinde yaşıyoruz. Biber var. Ben et kokusu değil de tavuk kokusu alıyorum sanki şu an. Ah öyle mi? Evet bir tavuk kokusu geliyor bana. Tavuk var çünkü içinde. Sizinkinde de çiğlik İçinde tavuk var çünkü alacaksınız. Efendim? Yani etin, evet tavuk beğendik onu. Etin içinde et Zuhal Hanım. Ben bu açıklamayı boşuna yapmamışım. İçime doğmuş. Ne diyoruz buna şimdi etin içinde et. Yan yana da değil iç içe. Evet, siz vegan mısınız? Evet. Siz Can Bey vegan mısınız? İnanılmaz. İnanılmaz vegansın. Hayır beyefendi et yiyeceğim. İşte bu kadar et yiyici değilim yani. Yani menüyle ilgili sanırım bir değerlendirme yapmak istedi arkadaşımız. Doğru bir yaklaşım olabilir ama biz sağlık programı yapmıyoruz. Yemek yarışması yapıyoruz. Biraz fazla detaya takıldı ama yine de yanlış değil diye düşünüyorum. Can Bey dün benim menümden sonra bugün de menüyü etli görünce kendince bir şov yapmak istemiş sanırım. Şovunu da güzel yaptı. O kadar çok et yedik ki aslına bakarsanız benim isyan ettiğim şey buydu aslına bakarsanız. Biraz sebze, birazcık patates olabilir, farklı şeyler olabilir. Hep et. Bunun veganlıkla ne alakası var? Sürekli et sunamazsınız önümüze. O zaman bir neden şikayet ediyorsun ki? Et oluruz. Tatlıda hangi et var acaba? Biz zehirlenmezsek çok yazacağız. Orada tatlıda mı? Evet. Ya üzgünüm tatlıya et kalmadı. Evet uyuyacağız çünkü tatlıda uyuyacağız. Evet. İncir uyuması değil bizim uyumamız. Kesmeye çalışıyorum. Söylem kesmeye çalışıyorum. Baltam nerede? Baltamı getirseydim. Kesilmiyor mu? Yok gerçekten. Güzel kesiliyor. Vahşi bir ortamda. Ben şu an kesemiyorum. Biz mesela. Nasıl kesiyoruz? Valla yutamadım da. Bak Özgür. Yok ben de. Bak valla bilmiyorum. Acaba hepsi eşit oranda mı pişmedi bilmiyorum yani. Hayır. Aynı tepside. Ama yutamadım. Özgül gerçekten. Hanım sizin işinize gelmedi bu. Hepsi aynı tepside, aynı mühürlemede, aynı marinada yaptılar. Tepsinin altı üstü yoktu benim sizin gibi mantığınızda. Hala o 4 puan sodaya rağmen gitmedi galiba. Soda mı? Sindiremediniz çünkü. Şu anda ne söylemem gerekiyor? İçinden geleni, hayır yani şu anda Özcan Bey bilmiyorum. Özcan Bey sürekli böyle Allah'ım akşamdan çalışmış gelmiş gibi. Ben anlamadım. Beni özel kampa almıyorlar valla. Şey sen de mı? Çalış gel. Hücre ben işimi ciddiye alıyorum. Hücre cezası var mı? Zuhal Hanım. Estağfurullah. Kendimi bir kampta, esir kampında gibi hissettim. Ben vallahi de evet, bir ortamdayım. Bir taraftan tavşan avlayıp yiyorum, bir taraftan geyik avlayıp yiyorum, et yiyorum, sürekli et yiyorum. Bizim balkona getirirdim. Ama Fransız mutfağında var böyle bir yemek. Tamam balık da koysaydı içine, üçü de birden yeseydik. Ama var, yani tavuk var, sosu illaki var. Fransız mutfağından bir yemek bu. Yani ekstra tercih meselesi yani ben tavuk tercih değil böyle yiyorum. Bir tarif var değil mi? Var var efendim var tabii ki isterlerse iyi araştırmamışlar isterlerse ben akşam prodüksiyona atarım menünün sayfasını. Özcan Beyciğim keşke bunu bizim üzerimizde denememiş olsaydınız. Neden? Keşke. Evet. Doymuş olmayacak mısın? Yok. Teşekkürler. Üzgünüm ekmek var. Salata ne salatasıydı Özcan? Ekmeği siz yiyin. Ekmek var. Ben yiyorum zaten. Hamurla birlikte. Bugün ihtiyacım kalmadı ekmeğe. Dikkat ederseniz hiç ekmek yemiyorum. Niye? Çünkü koyduğum yemekleri ağız tadıyla yiyebiliyorum. Çünkü sabahtan beri açsınız. Çok fazla enerji sarf ettiniz. Onu toplamanız gerekiyor. Yo. Ben keyifle yaptım sizlerin yemeği. Keyifle de yiyiniz efendim. Teşekkürler. Sana biraz brokoli veren mi? Olur. Buyurun ben size lahana vereyim. Lahanalar sarsın. Yani... İki ayrı uç dünyanın insanları bir tabakta toplanmış gibi. Benimki de böyle. Karışmamış. Ha bana kıyak yapmış yarışmacım. Siz de karışıyorsunuz. Siz bizi sevmediniz mi? Aa. Çok seviyorum. Yani neden böyle hani her yani neden bu soruya da şaşırdım, cevaba daha da şaşırdım. Gerçekten hırlamak zorunda. Yani öp döt mü yaptınız? Evet. Niye? Baksana taşmış kenarlardan. Doğru haklısın. Haklı olanı kabul ediyor. Tamam, kabul et. Kübra'nın üstünüze düştü galiba parçası. Yok yere düştü. Yere düştü, teşekkür ederim. Emilio Pusto'da soda söylemiştiniz Özcan Bey rica etsem. Şunları ben alayım da böleyim, böyle ağzıma atamayacağım. Ha, kuskusu vardı. Evet. Yo, unutmadım kuskusu sonra servis yapacağım. Tatlı servisi yapmayacaktım. Tatlıyla mı yiyeceğiz? Dikkat ederseniz ayrı. Hayır, yemekten hemen sonra getireceğim. Ama kuskus ana yemekle gelmeyecek mi? Aynen öyle. Yok, hayır. Ben sorulup sondaki tatlına geldi. Ana yemek menüme bakarsanız efendim gravy sos. Tatlı ile birlikte getirin Özcan Bey. Bizim için fark etmez. Biz etle tavuğu aynı anda masanız eksik çıkmasın. Puanınızı düşürürsünüz. Ve kuskusu Özcan Bey sanırsam şu an. Kuskus ana yemeğe ait değil mi? Onun yanında gelmiyor mu? Yok onu ben son pilav olarak düşündüm. Son pilav. Hayır sonda pilav olarak düşündüm. Sonda pilav. Onun için evet. Yani şey yapmadım yoksa tabağa da koyabilirdim. Pişmiş bekliyor burada. Evet aynen unuttu. Şöyle bir yalan kıvırabilir miyiz? Dün de ben mesela ayrı ayrı getirdim ama bir anda getirdim. Siz de öyle yapabilirdiniz. Pilav ana yemeği yanında eşlik. Sosun yanına geldi. Sos değil de yanında gelmeliydi kuskus. Kesinlikle. Birlikte yemeliydik. Sosları koydu ve unuttu. Evet. Sosları bence böyle ayrı getirecektin. Pilav konsaydı. Pilav yanına konulabilir. Evet, soslar ayrı gelseydi, salata daha sonra gelseydi olmaz mıydı Zuhal Hanımcığım? Unuttu çünkü altını bile yeni yaktı. Çünkü unutmuştu. Şey sanırım işletmesinde böyle yürütüyor Zuhal Hanımcığım. Tatlıyla birlikte yiyeceğiz. Bir restorana gitmek istemiyorum. Ben talihsiz bir açıklama yapmışım birinci gün. Rakip olarak sizi gördüğümü söylemiştim. Değilmişsiniz. Evet yarın da diyorum ya bugünün yarını var. Ben de sizi göreceğim. Ama zaten rakip olarak görmemiştim. Özcan Bey lütfen şöyle yarın diye insanları germeyin. Ben yarın da sizi göreceğim. Tehdit etmeyin. Tabii ki evinizde görmeyeceğim. Yarın burada sizi de göreceğim bu mutfağa girince. Ona göre siz de aynı sendromları yaşayacaksınız. Sendrom. Travmalar yaşayanlar. Biz zevkle yapacağız, zevkle. Zevkle yaptığın zaman güzel olur işte bu yiyecekler. Siz zevkle değil, travmayla yapmışsınız. Tramvayla, metrobüsle de yapılabilir. Beni böyle kötü espri yapmaya yöneltiyorsunuz. Sonra olan bana, yani bana kalacak. Travmayla yapmış. Evet, ana yemekle birlikte gelmeliydi. Bak şimdi yemekler bitti, seni bekliyoruz. Daha kuskus gelecek Özcan. Süresini açmadım Zuhal Hanım. Açtı. Bir de o kadar çok bize laf yetiştirmekle o kadar meşgul ki arkadaş o kadar programlanmış ki şu anda masaya endeksli değil. Herkes bir şeyleri unutuyor mutlaka ama hani sonda getireceğim demesine takıldık. Yoksa unuttum desen anlayabiliriz yani. Yok biz burada kamerada seyredersiniz onu koyarken şey dedim ana menüden sonra götürmeyi düşünüyorum. Yani önce onu servis edip evet bunu kamerada seyredeceksiniz. Yoksa unuttuğum için değil pişmiş yemeğini değil de ben televizyondan seyredebilirim. Evet pişmiş yok sizin için demedim arkadaşlar için görünüyor. Arkadaşlar sizler kameradan bir açar mısınız arkadaşlar bir geriye dönün. Gürbüz öyle mi planladın? Ana yemekten sonra mı getireceğim dedi. Ben Özcan'a sorduğumda bana da öyle söylemişti. Ha, öyle planlamış. Evet Zuhal Hanım. Pilav dediğin diyor, ona göre ana yemekten sonra gelir. Öyle istedi Zuhal Hanım. Olabilir. Hemen olabilir. Peşine, hemen peşine. Hemen peşine. Evet. Halüsinasyon görüyorum. Zuhal Hanım zaten bu tabağa kuskusu koyamazdı. Kuskus bir kalıbın içine girebilecek bir yiyecek değil. Şimdi önünüze gelince nasıl kalıbın içine girdiğini göreceksiniz. Kuskusun içinde de havuç yoktur. Var var. Çorbanın savuçlu. Ben söylemeyeyim ne olduğunu, siz buyurun. Teşekkürler. Evet. Evet. Geldi kuskus. Havuç var. Evet maşallah Zuhal Hanım. Yalnız bu porsiyon çok... Bende kıyma oldu ama burada da havuç gidiyoruz. Evet. Bu arada zaten bundan alakası olmayan yani bir şey. Yani ben olmayan yemeğinizi alta verdim Kübra Hanım. Siz hala pilavdan salata yeri mi getirdi yani? Şeyini yapıyorsunuz. Ben hiç olmazsa her şeyi getirdim sofraya. Salata ben de her şeyi getirdim. Yok salata gelmedi. Yok sizin o son gelen ne olduğu belli değil. Tamam sonuçta koymadım. Ben onu kabul ettim. Oradan soda yürümeyin istemiştim. Artık. Gerçekten bayatladı bu yani. Onu ben kabul ediyorum zaten. Evet kuskuslar da geldi. Salatanın içindeki karalahana da burada belli. İstediğin sebzeleri bulabildin mi Can? Sebze istiyordun. Fazlasıyla buldum evet. Büyük hep et diyordun. Evet. Soda istemiştik. Ben de alayım. Ha, gerçekten soda isteyen var mı? Getirebilirim. İstemiştim. Evet. Tamam hemen getiriyorum. Bir de Kübra'nın kuskusu kaldı. Kimin kuskusu yok? Benim. Kübra'nın yok. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Evet sodayı al gel artık seni bekliyoruz Özcan. Hayır tuz koydum. Tuz yok yani koymamışsınız asla tuzu yok. İkinciyi yiyorum hatta. Asla mı yok? Evet yok. Asla yok mu? Ama tuz koydum. Tuz sendromu olduğu için masadaki arkadaşlar da tuz sendromunu engellemek için minimumda tuttum ve şunu dedim. Tuzsuzluğu dedim benim gibi tölere edebilirler ama dedim. Yani dün yani sizin hatırlıyor musunuz? Özcan Bey buyurun. Evet şu şekildeki dünkü hani benim etim sosluydu ya sosa tuz atınca hani böyle kıvamını karıştırınca güzelce sosu çekti. Ben bunun neresine tuz atıp da yiyeyim? Bu çekmez ki tuzun neresini atayım? Hangisi? Yoksa ben de tolere edebilirdim dediğiniz ama gibi. Ben ama koydum. Koymadım demiyorum ki. Tamam ben de koydum. Yenmez tuz ekleyince. Ben izlediğinizde tuz koydum ama hatta aynen şöyle ben yaptım. Ben de yapacağım. Tuzu atıyorum ama arkadaşlar az tuzlu oldu diyecekler ama yok diyemeyecekler. Bu tuzlu değil. Ama yok dediler. Ama tuz attım görecekler. Tuz yok hiç yok. Tuz yok şu anda atıyorum. Bir lezzet de yok. Lezzet yok kuru. Lezzet yağ hissedemedim. Yani şimdi peki ana yemekle lütfen herkes birbirini dinlesin. Tamam. Şu ana yemeği bir temiz hem eti. Hem kuskusu hem salata hem de sosları bize anlatır mısın Can? Senin açından dinleyelim. Benim etim pişmemiş zaten. İçinde pembelik vardı. Biraz önce de gösterdim zaten arkadaşlara. Tavukla eti asla bağdaştıramadım. Fransa'da paşa paşa yesinler hiç umurumda değil ama Türkiye'de bu gitmez. Söylüyorum. Yani restoranında sunsa müşteriye sevmezler mi diyorsun? Hayır efendim ben tavukla eti bir arada yaptım deseniz dalga mı geçiyorsunuz bizimle derler ya. Bana göre öyle. Kesinlikle öyle söylerler. Bu büyük bir risk. Bunu bizde kullanmış, çok yanlış yapmış. Açıkçası hiç benlik bir ana yemek değil. Dediğim gibi etin üzerine et yemek zaten istemiyorum. Bir de içine tavuk da koymuş. O da var, bu da var. Her şeyi koymuş beyefendi. O yüzden ameliyeni hiç beğenemedim beyefendinin. Afiyet olsun. Diğerleri? Rica ederim. Soslar. Salatası güzel, soslaması güzel, güzel pişmiş. Gravy sos Ajvar. Aynı şekilde. Gravy sosta açıkçası parti şeyler var. Ununu sanırım güzel kavuramamışsınız. Evet, çünkü kalıp duruyor. Beyefendi yiyin görün gülmeyin yani. Gravy sosu ne oluyor yani? Ya yüksek bölümle konuşuyorum bağırıyorsun. Gülüyorum tebessüm ediyorum gülüyor. Ne yapayım arkadaşlar size ben? Kukla mantıklı açıklamaya ne sadece evet haklısın demeniz yeterli. Bu kadar. Hayır haksızsın çünkü. Hayır. Eğer bunu bir tık daha kavursaydım helva etin rengine dönerdi. Etin rengine dönerdi. Bu sefer de yakmışsınız derdiniz onu. Kusura bakmayın. Biraz onun için gülerim üstüne. Helva olur. Gravy sosunu beğenemedim açıkçası. Ajvar güzel. Afiyet olsun. Onunla bir şey kuskus asla ve kata olmamış. Çünkü sulu yemekte evet tuzu tolere edebiliyoruz. İçine koyduğumuzda eriyor ama bunun üzerinde zaten kalacaktır. Ben de kıtır kıtır tuz yemek zorunda değilim. Evet, ben şu an yedim. Tuz konusunda siz tadına bakıp tuzunu atacaktınız ve bize o şekilde getirecektiniz. Ve bu kadar geç gelmesi de açıkçası beni çok rahatsız etti. Yani doyduktan sonra ben niye pilav ya da pilav türevi bir şey yiyeyim ki? Makarna türevi bir şey yiyeyim ki? Evet, yok zaten Kübra. Yiyeceğinizi düşünmediğim için geçtiği önce güzel yapsaydınız nerede? Şimdi ben beğendiklerimden başlayayım. Salatayı çok beğendim. Birazcık brokoliler büyük olsa da kesip yedim. Yani güzeldi gerçekten tadı tuzu yerinde. Ajvar sosunu da beğendim. O da güzel. Kuskusu da beğenmek isterdim açıkçası. Zaten kuskusu ben yakıştıramadım. Bir makarna çeşidi bu yani. Bunun yerine bence bir pilav ya da hani yanına illa bir şey yapmak istiyorsa bir pirinç pilavı bile olabilirdi. Tuzsuz, tuz ekleyip yedim. Dün beyefendi benim masamda yaptığı için tolere etti ya beni, hani ben de onun için yaptım. Ama yenmiyor yani. Kıtır kıtır tuzlar geliyor ağızda, yiyemedim. Gitmiyor gene. Gitmiyor. Gerçekten et gitmiyor Zuhal Hanım. Et de çok lezzetsiz. Yani ön bir marinasyon yapmışsınızdır zaten. Yaptı. Değil mi? Yapmışsınız zaten. Değil mi? Kekiklerden belli. Evet. Ama gerçekten hiçbir soğan hiç koymadım. Yok. Benim Bonfile içi pişmiş, pişmemiş değil, kesilmesi güzel ama hiçbir lezzet yok içinde. Gravy sos? Evet, onu da beğenemedim. Böyle kuymağı andırdı bana. Kuymak gibi bir şey olmuş kıvamı da. Kuymak gibi değil. Yiyorum, kuymakta ben kuymağı yapıyorum, kendimi çok severim. Dedim ya, lazım, damadıyım. Kuymakta zaten biliyorsunuz kemik suyu, tavuk suyu olmaz. Bunun içinde arkadaşlar un var. Evet. İşte tereyağı, tavuk suyu ve kemik suyu var, ilik suyu var. Yok, hepsi verilen ben ölçülerde. Siz mi yaptınız kemik suyunu ya da tavuk suyunu? Yoksa hazır tavuk suyunu ben yaptım buradan. Siz mi yaptınız? Ama zaten herhalde abesle iştigal olur. Kemik suyunu sen burada mı yaptın demek. Yok, tavuk suyu. Tavuk suyunu burada. Tamam. Peki Nur? Salata evet, biraz brokoliler büyük doğransa da tadı tuzu lezzeti yerinde. Yani ben bu kuskusu hiç görmemiş sayıyorum. Çünkü yani hani size olmadı bu. Bu menü. Bu iç içe girmiş tavuk, et, işte biraz daha içine şeker koyduğumuz zaman un helvası yiyebileceğimiz bir sos. Tatsız, tuzsuz, en önemlisi lezzetsiz bir kuskus. Yani gerçekten hani sizinle beklentim çoktu ama şu an yerlerde. Afiyet olsun. Olmadı. Olduğu kadar olsun. Peki Özgül'le dinleyip. Olduğu kadar olsun deyince ben bir şey söyleyemiyorum şimdi. Yok canım benim yani, ne diyeyim yani, olduğu kadar bu kadar yani. Brokoli büyük doğranmamış. Kırmızı lahanamız da bu şekilde tabağımda. Tamam, tuzlu limonu falan fena sayılmaz. Bir de çok ilginçtir. Benim önümde bir sürü hatalar bulan sevgili işletmecimizle ben daha farklı bir menü beklerdim. Yani şu pilavı yutamıyorum, içinde yağ bile yok. Bir de 3 aşamada havuç kullanmış. Çorbada havuç var. Ana yemekte havuç var, pilavda havuç var. Benim tavuk surulu sarmam için üstü kaç tane yorum yaptı hatırlayamıyorum. O kadar çok şey yaptı ki yani. Hangi sanki hatırlamıyorum. Yorumlayacak bir şey bulamadım. Ben de yutamadım. Benim de soda istemiştim. Soda da gelmedi. 2-3 defa getirdim sodayı. Yok, soda göremedim. Nasıl getirdim? Boğazından gitmedi. Su da içtim, geçmedi. Soda getirin de bari hiç olmazsa eritebileyim. Tabii. Boğazında pazartesi yazmetmiş olursunuz. Buyurun. Olur mu? Limonu da sıkayım mı? İnşallah. Limonlu iyi gider. Buyurun efendim. Ben sade seviyorum. Güzel Hanım, sosları zaten hiç bir şey söylemeyeceğim. Biliyorum. Yani işte, böyle bir lezzet, bir yani sağlıksal bir şey. Hiç en azından dedim değil. Belki etin üstüne sürüp de hani etle beraber bir tamamlayıcı bir şey olur ama hiç. Evet, et için yapılmış. Evet soslar. Ama zaten eti yutamadım. Ayrı tatlarına baktım. Bir lezzet alamadım hiçbirinden. Ajvar'dan da Gravy'den de alamadım tat. Benim damak tadıma da hitap etmiyor. Zaten bir de çok böyle bir hani aman aman listeye koyduğu gibi, isimlendirdiği gibi böyle sükse bir şey gibi sunduğu şey de gerçekten şu anda yerlerde yani. Ne var mesela Ajvar'da nasıl bir yapım aşaması geçmiştir sizce? Öyle ben de size soruyorum, nasıl yaptınız yani? Ay, nasıl bir yorum yapıyorsunuz ya, ben merak ettim. Mesela benim bunlar, adı gibi değil diyorsunuz benim bunlar, ya. Bir şey söyleyeceğim Özcan Bey, bir saniye yorumu yapayım ondan sonra siz yorumunuzu yaparsınız. Zaten konuştuktan. Şimdi bu tarz bir şey sunduğunuz zaman detaylı açıklamayı sizden isteriz. Çünkü siz biraz Fransız mutfağı falan dediniz ya, değil mi? Fransız mutfağı dediniz değil mi? Ajvar zaten Balkan sosudur. Ha tamam, Balkan. Ülkemizde tamam. Kahvaltıda kabul görse de Balkanlarda bu etin yanında sunulur. Etin yanında sunulur. Evet. Üzgünüm, anlayamamışsınız. Bunun içinde ben kapya vardı, patlıcan vardı. Anlamadığım bir patlıcan, şey oldu. Tadını da anlayamadığım için. Ben hani Türk mutfağını bilen bir insanım ama tabii yabancı. Sarımsak. Bir şey söyleyeceğim Özcan Bey. Bana nasıl yaptığınızı bir açıklar mısınız? Sadece sizden onu istiyorum. Ben de anlattım ya. Anlatın bir daha. Közledim. Şu an ben közledim hepsini. Közlediniz. Evet. Bunun üstüne sürüp yiyeceğiz diyorsunuz. Neyin üstüne sürüp? Yani bu etle beraber. Yok, yanında yiyeceğiz. Tadına baktım ama hiç benim damak tadıma hitap etmiyor. Olabilir, saygı duyuyorum. Ben de bakayım. Yani açıkçası. Yok. Lezzet olarak. Ben de bakayım. Olması gereken yapıyorum. Ajvar güzel. Böyle. Yani. Ben beğenmedim. Her şeyi söyleyebiliyor muyum? Ben beğenmedim. Gravy'ni beğendin mi? Sen de bir tat tek başına. Dürüst olun. Evet. Yok, gravy sosun birazcık daha sıvı ve tuzlu olabilirmiş. Evet. Biraz daha karabiberli olabilirmiş. Evet. Bravo. Gravy de gravy gibi değil yani. Evet. Eline sağlık. Evet. Afiyet olsun. İncir uyutması. Oh nenni. Uyuyabiliriz şimdi hadi. Sebzeli kuskusta zaten tuz, tat, lezzet, yağ hiçbir şey yoktu. Yani olamaz böyle bir şey. Sebzeli kuskus zaten tuzu yoktu, sıfırdı. Sırf istedi diye tuz ekleyip yemeye çalıştım ama yiyemedim. Kıtır kıtır bir tat geldi ağzıma. Ve sürekli dün bana demişlerdi hani kıyma. Bugün de havuç diye gitti menü. İncir uyutması da tatlı mı Zuhal Hanım? Aynısını yani şu şekilde dedim. İki malzemeden oluşan bir şey. Bir incir, bir süt. Benim annem bana çocuklarıma süt olsun diye yapardı, verirdi ki sütüm çoğalsın diye. 2 dakikada hani böyle yapardı, blend ederdi, koyardı, kıvam alırdı, ben yerdim. Puding. Puding yani. Kaç dakikada hazırlanır diye tahmin yapsam, şimdi hesaplıyorum 5 dakika yani herhalde. Yani sütün kaynamasına göre işte hani kısıkta mı pişirecek? Evet, aynen. Evet. Aynen öyle. Sonra biz de sessiz olduk, incirler uyuyordu. Evet. Evet. Aman uyanmasınlar. Evet. Ne kadar uyudular? Ne kadar uyudu incirler? REM uykusu. Başlarken ilk olarak tatlıyı yaptı Zuhal Hanım. Derin bir uyku çektiler. Tabii yoksa tutmaz. Nur Hanım. Efendim buyurun. Siz bugün sürekli böyle sanki bir böyle hani böyle bir şeyler böyle bir laf sokayım, oradan gireyim, buradan çıkayım falan. Yok, hayırdır yani yok. Ne oldu? Hiç ne oldu? 2 gündür yok. Dilinizi yutmuştunuz bir anda. Hayır, asla. Yılanı uyandırdınız. Asla ve asla. Oradan giriyor. Bir de şey. İlk hayır, bir de aynıyım Özcan Bey, siz görmek istemediniz herhalde. Bu yılan kolyesinin etkisi mi bu? Yok bilmiyorum, hayır. Ben ilk günde yılan kolyesi. Yüzüğünüz vardı, kolyeniz yoktu. Ben dikkat ederim öyle şeylere. Evet, küpem. Elinizde yüzük vardı, yılanlı yüzük vardı. Hatta bana itici gelmiş. Evet. Şu masayı artık alabilir misiniz Özcan Bey? Aynen, gerçekten yani şu tabii, ana yemekleri bir alsanız keşke. Tabii alabilirim. Bitirdik. Eline sağlık. Yani, teşekkür. Daha fazla afiyet görmeyelim. Tatlıyı beraber istersen. Görmek istemiyoruz diyorlar daha fazla. Yani etin pişmesinde benimkinin pişme derecesi iyiydi. Benimkinin onda bir sıkıntı yok. Tadı yok. Yani hani sen dedin ki benimki çok fazla. Ama sen belki çok iyi pişmiş sevdiğin için mi sana az geldi? Pembeliği görmek istemiyorum gerçekten ette. Ha, sen pembeliği görmek istemiyorsun ama size göre pişme oranı nasıldı etin? Zuhal Hanım. İyi miydi pişme etin oranı? Etin içinde et olması yutmamda problem yaşadım gerçekten. Yutamadım yani kendisi benim gerçekten yutamadım. Ciddi söylüyorum. Aramızda bir sır olsun mu? Ne? Göğüs eti kullandım. Etin içine et kullandınız. Kullandım ama yanına kremayla blend etti bunu. Ondan sonra kremayı ben de hiç hissedemedim neden? Hiç krema tadı yoktu gerçekten. Vardı. Krema tadı alamadım. 5 kaşık krema. Yarım paket krema var. Kremayı hisseden oldu mu arkadaşlar? Yarım paket krema vardı arkadaşlar. Yani. Anlamadım gerçekten. Ve krema sizin tavuğunuz gibi. Evet, kuruydu. Tavuk oldu. Yani istediğiniz kadar. Hayır, şimdi benim tavuğuma dünyanın lafını söyledi. Özcan yarım paket krema vardı yani ben. Krema koymuş. Tavuk belirtti. Göremedim. Evet, içindeki tavuktan bahsediyorum. Tavuğu yutamadım. Bonfilenin içinde tavuk eti. Kremayla sos yapmış. Kremayı da hissedemedim. Evet, maydanoz vardı. Soya sosu vardı. Anlayamadıysanız ben anlatayım. Soya sosu. Alakası hiç soya gelmedi. Neredeydi? Emin misiniz koyduğunuza? Evet. İçine soya sosu mu koymuş? Siz sonra seyredersiniz. Tabii yani şöyle bir şey değil. Orada 2 göğse tutup da yarım bir şişe soya koymayacağız tabii ya da 3 paket krema koymayacağız. Damlattınız mı Özcan Bey? Ne kadar koyduğunu görürüz. Toplattınız mı? Aslında yoktu. Yani bu tarz şeylerde soslar biraz almadım bu tatları. Öne çıkması lazım çünkü neden? Bu sefer de şey mi diyeceksiniz? Çok sarımsak hissediyorum. Çok savanlı geldi. Yoktu mesela. Var olduğunu söyledim ama yok. Aynı şey burada da yaşanıyor. Çok sarımsak hissediyorum. Oo, masada sarımsağı hissedemediler. Yarışmacılar sizce kaç verecek sevgili seyirciler? Öyle bir anons gibi geldi. Hissedemedik, üzgünüm ben de hissedemedim Özcan. Evet, keşke yani, hissetseydik çünkü güzel malzemeler. Evet. Ama yani ete geçmemiş. Ben yardım mı etsem yine tatlıya başladı kendisi. Efendim? Yardım mı etsem götürmek için yine tatlıya başladı. Yardım ister misin Özcan Can'dan? Getireyim. Sadece dekorunu, çam fıstıklarını verdim şu anda. Çok ağırsınız Özcan Bey. Kendi servisinizi falan kaldırmadınız ya. Masa toplanma diye belki devam edecek Özcan Bey. Rica... Dur ya bir gravy sosla deneyeceğim incirleri. Ajvarla. Tabaktan ayrı kaldığı için göreceğim. Almak lazım rica ederim tabii. Ve incir uyutması. Şimdi ninni de isteyelim Özcan Bey'den. Evet. Ne isteyelim? Ninni. Onu da siz söyleyin ya mamadan başladığınıza göre. Bu da mama. Bu da mama. İşte diyorum ya onu da siz söyleyin. Bize bağıra bağıra bir korku şeyi salgısı yaptı üstümüzde etkisi şu anda da. Soğuk mama. Evet soğuk mama. Önce kendine verdi kaldı orada kaptı. Sıyamam. Evet. Al. Bu kadar kısır yorumlarla yani ne diyeyim mama, ninni, basit her şeyde yani. Mama demeyin arkadaşlar. Yani şey yani artık. Hele böyle tatlılar var yani bunun da bir kıvamını tutturmak falan çok kolay da değil yani. Yani bu tatlıyı evet, normalde pratik bir tatlı o ayrı ama bunu da bir kıvamlandırmak, şekerlendirmek, incirle dengelemek önemli. Çünkü incir ağırdır şeker açısından, muhteviyatı açısından. Evet. Yani onun o hafifliğini, freshliğini verebilmiş mi, dengelebilmiş mi, pudingini tutturabilmiş mi? O kadar da küçümsemeyin lütfen. 2,5 saatte 5 saatlik bir tatlıyı yapmak bence zor. 5 saatlik mi? Keşke biraz espri daha bilen kesseydiniz de. Bence espri. Yok, ben tanelik kalmasını özellikle istedim. Ve buradan gelecek bütün her şeyi birebir önceden söyledim. Burada böyle tamamen püre olmasını isteyecekler ama ben özellikle tane. Hani. Hayır, orijinalinde kimisinde tanelidir, kimisinde tamamen püre şeklindedir. Biz ben özellikle taneliyi isterim. Hep böyleydi o yüzden. Yani böyle size denk gelmemiş. Zaten ben klasik bir adam değilim ya, onun için farklılık var. Ben klasik miyim yani? Bilemiyorum. Öyle onu değerlendirmek istiyorum. Ben kendimi değerlendiririm. Evet. Sizin giyim tarzınız, duruşunuz, o sizin şahsınıza bağlı. Şöyle dediler, bunu tatlı olarak saymıyoruz dediler. Öyle mi dediler? Onu kaçırdım evet. Ben. Özgül dedi. Saymıyorum. Bir fırın... Bana ne saylanmaz. Peki... Ne bir kızartma aşaması var, ne bir fırınlama aşaması var. Benim aşamalarım farklıydı. Buna hiç emek sarf etmemişsiniz. O kadar kolay bir tatlı tercih yapmışsınız ki Özcan Bey. Nasıl yapmışımdır sizce? Ben de size soruyorum. Yani sormak yani değil de, incir süt, bir şey, incirli sütü peki, evet birazdan geçirip önümüze koymuşsunuz. Ne oluyor? O zaman şey gelirdi, sulu hayır, incir olurdu o. Çok pardon. İncirle sütü önünüze tamam, getirsem sulu incir. Lütfen çok pardon. Şimdi tabii bir tatlı arkadaşlar. Sizin de belki tatlı olarak geçebilir ve ama bir emek yok. Emek yok. Yani o kadar basit bir tercih yapmışsınız. Bugünkü menünüzdeki olması gereken tatlı sizden beklediğiniz performans bu değil Özcan Bey. Kabarmamış kek miydi? Sizin tatlınızdan daha güzel ama. Evet. Oo. Ben de şimdi şu çok ben şu anda şunu görüyorum. Gerçekten inanılmaz bir rakip olarak görüyorum ki sürekli benim üzerime oynanıyor. Fark ediyorum. Çünkü Özcan Bey'in bu kadar kendinizi unutturmuyorsunuz. Nasıl? Sürekli kendi gününüz. Ben böyle benim çorbam. Ama hayır. Nur Hanım değindi. Ben kendi günümden bahsetmedim. Nur Hanım dedi ya sizin kekinizden daha güzeldi. Bunu beğendiniz mi peki? Bunu beğendiniz mi? Beğendim. Seviyorum. Yani bu emeksiz bir şeyin önünüze getirmesine saygı duyduğunu söyleme. Ben şu anda konuşabilir miyim? Şu anda tabii, bunun kıvamı, her şeyi olduğu gibi olduğu için, bunu tatlı olarak, olması gibi olduğu için ben beğendim. Ben bunu da beğendim. Lezzeti, kıvamı, soğukluğu. Evet, soğuklu, kış mevsiminde yaz tatlısı İncirin diyelim o zaman. Hayır. Kışı yok, hayır. Kuru ya. Soğukluğundan bahsediyorum. Mama dediniz ama ilk başta. Soğukluğundan, evet. Evet. Çok güzel. Mama diyen sizsiniz, ben hayır, şimdi şöyle bir şey var. Bu da mı, buna da mama diyeceksiniz dedi Özcan Bey. Tamam, siz de mama dediniz. Ben mama dedim ama şey dedim, mama dedim ama. Ama evet, yani kıvam olarak bir mama kıvamı gibi belki. Çünkü hani bir sonuçta baklava değil. Ama kıvam olarak, şimdi Özgül Hanım'ın tatlısıyla da kıyasladığım zaman evet finalde bir tatlı geldi önümüze ve dün Kübra Hanım'ın tatlısından sonra. Bu haftaki en iyi tatlı şimdiye kadar evet. Diyorsun. Sen ne diyorsun Can? Bu haftadaki kötülerin arasında en iyi tatlı. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi tabii ki. Yani her ne kadar yapım aşaması beni ilgilendirmiyor. Yapım aşaması sizi ilgilendiriyor ama basit bir tatlı. Sizi yufkaya gelince, bir dakika arkadaşlar ben de konuşabilir miyim? Lütfen. Yufkaya gelince yapım aşaması sizi ilgilendiriyor. Tatlıya gelince niye bunun inciri bir saat bekletmek, sonra yaklaşık 2,5 saatlik uyutma işlemini nasıl yaptın diye sormadan, daha sonra 3 saat dolapta bekletmeyi atlayarak bunu yaptın, sütü koydun, inciri koydun. Ne oldu o sulu süt? Ben size sütlü incir getirmedim. Niye burada buna takılmazken? Yufkayı niye yapmadın diye takılabiliyorsunuz. O zaman diyeceksin ki arkadaş sen bu tatlı 5 saatte olur. Sen bunu 2,5 saatte hiçbir şey yapmadan bunu nasıl uyuttun niye demediniz? Hiçbiriniz demediniz. Ben kıvam olmuş mu arkadaş? Yapmanın zor olduğunu söyledim. Söyledim Özcan Bey. Kıvamı o konuda haklı Özcan evet. Hı -hı. Kıvamı olmuş. Siz beğendiniz. Ben beğendim. Ben şu şekilde söyledim. Çok basit bir tatlı ama tutturabilmiş. Evet. Olsun. Can da kabul ediyor. Tadı güzel. Özgür ne diyecek bakalım. Bu kısa süre. Valla şu ana kadar gelen hani sunumlar içerisinde sadece görseline ben bunun puan verebilirim. Tadı yok mu? Tadını beğenmedim. Neden? Benim damak tadıma hitap etmiyor. O yani başka bir şey. Evet, siz damak tadından ne zaman kurtulacaksınız? Çok merak ediyorum. Kübra Hanımcığım. Sürekli benim damak tadıma uymuyor, damak tadıma uymuyor. Ben beğenmediğim şeyi beğenmedim diyorum zaten. Tamam da o zaman terimlerinizi düzgün kullanın. Bir şey, benim damak tadıma... Adam hangi birimizin damak tadına cevap yapacak? Ama bir şey söyleyeceğim. Yarışmacılar sizin damak zevkiniz... Yani bilemez ki. At pişmiş sevmiyor, çok pişmiş seviyor eti. Olabilir ama onu ilgilendirir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bak bu tatlıyı yapamamış dersen başka bir şey. Ama yapmış da sana hitap ediyorsa başka bir şey. Bu mevsimde sunulmaması gereken bir tatlı. Ne ayrıca, yani kışın soğuk tatlı yenmez mi? Ben yemem. Sen yemezsin işte. Yani Özgürcüğüm biz yeriz. Siz de, bir de basite kaçmış. Bu yemek yarışması. Zuhal Hanımcığım basite kaçmış bir de diyorum. Ya fırınlanma şeyini riski etmemiş. Ama malzemeleri unutmamış Özgün Hanımcığım. Malzemeleri unutmamış mevzu bahis değil. Mevzu bahis tabii ki. O dün yapamamıştı. Ama sen yapamamıştın. Hayır. Evet kolay bakın ben de söyledim. Bir baklava tabii ki değil. Eyvallah. Her tatlıda baklavaya da el açması olmak zorunda da değil ayrıca. Ama adam olması gerektiği gibi getirmiş mi? Getirmiş. Yani... Ha siz şey, kolay dersiniz, pratik dersiniz. Evet. Gene söyle acayip zor bir tatlı değil ama bu süreç içerisinde bunu bu kıvamı tutturabilmesi, dondurması, efendim söyleyeyim şeker, incir oranı, kıvamı falan filan soğuk olması gerektiği gibi güzel. Zaten bu tatlı ama sen sana hitap etmez şeker, o ayrı. Şeker yok sadece ben tamam bana hitap etmiyor. Öyle o ayrı bir şey. Özcan Bey tabii. Ama ben çok basit buldum bu tatlıyı. Peki. Afiyet olsun. Bu yani Özcan Bey'e yakıştıramadım. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Özgür Hanım şunu yapıyor. Hani kendisi 4 puan aldı ya beyefendiden. O da nasıl 4 puan verebilirim diye benim damak tadıma uymadı. Ay olmamış çok basit gibi. Bana 3 puan bile verebilir. Hiç, bunları kullanarak takılmıyorum. Siz takılmıyorum o noktaya kesinlikle. Özgür Hanım. Yani ben yorumlarınızdan bunu anlıyorum. Kesinlikle takılmıyorum. Çünkü ya, sizin masanızda da bir saniye sizin masanızda da birçok şeyde eleştiri yaptılar ama ona rağmen benim masamda beğendikleri demek şeyler olmasına rağmen bana 4 puan verdi Özcan Bey size 6 puan verdi. Buna ne dersiniz? Sizin bunu sorguluyorum. Ben ne derim biliyor musunuz? Sen Özcan ne diyormuş? Ben ne derim biliyor musunuz? Söyleyin. Ben doğal bir adamım. Doğal mısınız? Doğal bir adamım. Hiç doğallık göremiyorum karşımda. Yani siz görmüyorsunuz. Siz beni daha önceki hayatımdan tanımıyorsunuz. Benim sizin 4 puan vermek gibi aramalar içinde olmanıza gerek yok. Direkt 3 puan bile verebilirsiniz. En azından ben duruşumu hiç bozmadım. Puan için burada hepinize meleği oynayıp bana birazcık daha... Hayır arkadaş, bana 4 verebilirsin, 5 verebilirsin, 1 verebilirsin. Benim için hiç önemli değil puan. Ben yaptığım incir tatlım çok güzel olmuş. Yani o kadar basite kaçmış ki bir işletme yürüten bir yarışmacının kendini doğru lanse etmesi için vizyondan bahsediyor ya. O masaya bizi layık bulmuyor ya, bir şeyden anlamadığımızı dile getirmeye çalışıyor. Ama sağ olsun diğer arkadaşlar hiç anlayamadılar. Yine orada da algı kapanması yaşayan kendileriydi galiba. Ben dile getirdim ya, vizyonsuzlukla suçladı. Ayrıca vizyondan bahsediyorsak Özcan Bey sorarım. Siz vizyon sahibi bir karaktere sahipseniz o tatlıyı o masaya nasıl getirdiniz? İncir uyutmasını bir tatlı olarak görmüyorum. Hani iki malzemeden oluşan bir şey. Ama yapabilmişti, güzeldi tadı. İncir tatlısı, evet kıvamı, donukluğu, soğukluğu, lezzeti güzel bir tatlıydı. Burada bu kadar olurdu. Bence güzel. Ajvar'ın mükemmel olmuş. Yok güzel olmuş şey. Evet çok güzel olmuş. Yok ben kendimi de eleştiriyorum. Yok eline sağlık. Bu güzel. Salata sosun olmamıştı evet. Bu güzel. Evet. Eline sağlık diyelim açık oylamaya geçelim. Vallahi benim beklentilerimle onların verecekler arasında fark olacağını düşünüyorum. 8 bence hak ettiğim. Ama içeride oturan misafirlerimin adil olacaklarını hiç düşünmüyorum. Bu nedenden dolayı da onların vereceği notu soruyorsan bana bence çok düşük olur. Ama benim beklediğim not 8'den aşağı olmamalı. Evet haftanın ortasında Özcan yarıştı. Şimdi o da puan verme zamanı. Yine eksiği olmayan bir yarışmacıydı. Dolayısıyla bu eksiksiz performansından dolayı 3'ler 10 arasında bir puanı seçip tahtalarınıza yazacaksınız. Buyursunlar siz başlayın. Ben de menüsünü hatırlatayım. Havuçlu portakallı bir çorba ile başladı Özcan'ın menüsü. Ara yemek olarak çardak kebabı aslında bir börekti getirdi bizlere. Ana yemeği ise... Fransız usulü biftek sarmaydı. Yanında gravy sosu, ajvar sosu vardı. Brokolili karalahanalı bir salatası ve de kuskusu vardı. Havuçlu, garnitürlü. Tatlı olarak da incir uyutması getirdi. Herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Evet sevgili yarışmacılar, değiştirmek isteyen var mı puanını emin olmaya? Hayır. Yok mu? Eminsiniz? Peki. Onlar eminler. Sen kaç puan bekliyorsun Özcan? Yani en negatifinden 7 bekliyorum. En negatifinden 7. En pozitifinden de bir 8 diyorsun. 8 olması lazım. Peki. İlk olarak da Özgül'ün puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Evet Özgül, aç ve söyle lütfen puanını bizlere. 4. Teşekkür ederim. Bunun için tabii ki teşekkür etmiyorum. İntikam duygunuzu törpülemiş olduğunuz kesinlikle için. Bugün ağlamazsınız herhalde. Sadece intikam duygunuzu törpülemişsiniz. Bunun için teşekkür ediyorum. İçiniz rahatlamıştır. Yarın sizi konuşmayacağız herhalde. Yok, ama siz yanmış tavuğunuzla, olmamış mantınızla, kabarmamış kekinizle, vitamin çorbası deyip getirdiğiniz mercimek çorbasıyla bu sofrayı aynı görüyorsanız, ben size sadece, adaletli falan olun böyle klişelerle gelmiyorum zaten. Vicdanlarınızı rahatlatmışsınızdır herhalde. Bakalım Can'dan kaç puan geliyor? Evet Can, sen de paylaş herkesle puanını. Benim puanım 6. Teşekkür ediyorum. Tatlı ve ana yemek bir tık öncelikte benim için. Tatlısı güzeldi. Ana yemek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Keza çorbası için ve diğer ara yemekler için de aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tatlınız için aslında bu puanı veriyorum Özcan Bey. Tatlı 2 puan etmez ya. Bence yüksek vermişsin herhalde. Kırmızı balık puanı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kırmızı balık mı? Kırmızı balık. Nasıl? Biliyor musunuz? Barbunya. Kırmızı balık. Yok. Kırmızı balık. Çocuklara söyleniyor. Kırmızı balık. Kaç. Hani böyle şeydir. Hep böyle ne şiş yandı ne kebap yandı. Kırmızı balık gölde kıvrıla yüzüyor. Ah. Evet biliyorsun bu şarkıyı. Sadece bilmiyorum. Biz çocukları büyüteli çok oldu. Bu şarkı çok yani çok eski. Can Bey benimle bana da 6 verdiniz. Özcan Bey'e de 6 verdiniz. Sizin konuşmaya hiç hakkınız yok. Nasıl hakkım yok? Yani... O kadar uğraştım ki önümüze beyefendi yapamayacağım dile getirdi ama hazır yufkayla bir börek koymuştu. Ben hem sarma sardım size hem içli köfte yaptım yani ikisi. Nasıl ya şu an konuşamıyorum. Anlayamadığınız şey yapamamışsınız. Anlıyorum ben sizi. Yapamamışsınız. Siz kendi menünüzü yapamadığınızı bile anlayamıyorsunuz. Ki kendiniz idrak ettiğiniz, kestirmiş olduğunuz bir çorba var. Evet. Yanlış bulgur kullanmış olduğunuz bir içli köfte var. Tatlınızı koyamadınız, sadece puan kırmayalım diye koydunuz. Yapmayın lütfen. Ve sizin şu an kaç puan verdiğinizi ben çok merak ediyorum. Dur bakalım göreceğiz birazdan. Ama önce Nur'un puanını göreceğiz. Evet Nur sen de paylaş bizimle puanını. Puanım 5. 5. O kadar da değil ya. Benimkinden ne farkı var? Bana çok eleştiriler yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Söyle Nur cevapla ne farkı var? Ben de şaşkınım şu an. Evet. Kuskus yok. Yoktu. Yani lezzet yoktu. Bir kuskus yemedim. Siz yiyebildiniz mi? Yok o yapmadı. Ben yaptım. Bana yok yani hani soruyor ya o yüzden yok, ona dönerek. Bugün bir tatlı yiyebildiniz çünkü ya. Bir puan farkı evet, soruyorum. Bugün tatlı yedim. Bence iyi bir ana yemek yedim. Çorba olmuştu. Salata yemedim. Güzeldi. Yeseydim zaten puanını verirdim hocam. Yok zaten ben puan vermeyeceğinizi mama diye yorumlamanızdan anlamıştım. Vizyon meselesi. Teşekkür ederim. Hiç vizyon alakası yok. Vizyonsun demek istedi Özcan Bey. Ben anlayamadım. Biz hepsi oturduğumuzdan beri masa 5 bin liralık. İşte vizyon meselesi. Ben anlayamadım. Biz bu kadar mı gözünde şey miyiz yani bu masayı hak etmiyoruz. Bakalım son puan geliyor bugün için Kübra'dan Özcan'a. Evet Kübra, son puan da senden gelsin bakalım. Benim puanım 6. Kapatabilirsin. Salatası, ajvar sosu ve tatlısını beğendiğim için. Evet, hadi bakalım iyi akşamlar.